Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allah subhanehu ve teala başlayan dersimizin o zaman faatli kılsın. İbn Acibe aleyhirrahmanin İkazul Himem, Himmetlerini Uygatış namlı kitaplardan ikinci dersini okuyumuz inşallah. Ötken sefer her bir ilimle başlangıç 10'ta düşüncesi hakkında başlagan edik. Birlamchi 10 ta tushunchasi bo'ladi. Inna mabadi'a kulli fannin 10. Al-hadd wal mawdu' thumma thamara deb aytgan. Ya'ni har bitta ilmni ilmga kirishdan oldin tanishtirish bo'ladi. O'sha tanishtirishda uni ta'rifi aytiladi, mavzusi gapiriladi deb aytgan edik. Shunda mavzusiga kelganmiz. Ta'rifini aytdik. Xulosai kalom sidqut tawajjuh deb aytdilar. Yani Allah Subhanehu ve Teala'ya hakiki çin manada yüzleniş. Çin kalbden, çin yürekten insan Allah Teala'ya yüzlenişi. Allah'a yüzlengende başka hemen herseden yüzünü o görüp yüzleniş. Şunun için hanif değilgen. İbrahim milleti hanif değilgeni. Hanif degeni o yüzden burulgen, kışaygen degen. Kaysi manada deyse başka hemen nerseden yüz ögürüp Allah'a yüzleniş manasıdır. Hemen nerseden ögürülgen, Allah'a burulgen degen mananı ifade edilsin. İbrahim milleti mille hanifiye değilgen. Millete İbrahim'e hanifen degeni şu. O şey hanifenin manası sidku teveccüh. Allah Teala'ya hakiki çin kalbden yüzleniş. Çin kalbden yüzlengende insan Allah'dan başka hemen nerseden yüzü burulgan bo'ladi. Ya'ni e'tibordan hamma narsa tushgan bo'ladi Allohdan boshqa. O'zi ham insonda oxiri o'zi tushadi o'zi asl. Lekin o'zi ham tushish kerak. O'zidan bir zarra qolgan bo'lsa, o'zidan nishona qolgan bo'lsa, insonni o'zida Allohga to'la yuzlangan bo'lmaydi. Demak, tasavvufni ta'riflarini aytildi. Ta'riflarini xulosai kalomi sidqut tawajjuhi ilalloh. Alloh taologa haqiqiy chin ma'noda yuzlanish. Bu niyetini saf kılış bilen ve Allah Ta'ala'ya tuğla bağlanış bilen, Allah Ta'ala'dan başka derslerinin itibarını kalpten çıkarış bilen buladı. Çünkü ancak yine mihnet getirdi. Demek tasavvufun vazifesi şu. Demek tasavvufun vazifesi pravar noktası milleti İbrahim'i tikleş. İbrahim Aleyhisselam milleti denmen deyip koyamız. Muhammed Aleyhisselam ümmeti denmen deyip koyamız. Neme o İbrahim milleti deyse o fakat sosyakalla alıp oturuşmaz. Tırnağını alıp. Ular elbette millet İbrahim'den. Lekin asasi mevzusu umez. Asasi hususiyeti umez. Belki Kur'an-ı Kerim'ini biz örgensek, millet İbrahim diyen ayetlerini, mevzusunu örgensek, sidkut teveccüh çıkar. Allah Ta'ala'dan başka derslerini, mülahazasını kaldırmazdan, insan bütün varlığını Allah Ta'ala'ya yüzlendirir çıkar. İnşallah mevzuları arasında keledim. Demek tasavvuf milleti İbrahim'i çin manada tikleşke hizmet kıladı. Şunun için bunun tarifini sidkut teveccüh diye başlayan ilmi lazımlığı hem şunda körünen. Kendisi mevzusu yani onda neme organ iledi diye soran. Neme organ iledi. Neme bahs kılınladı. Dese fehuve zâtul aliyye. Allah subhanehu ve teâlâ'nın zatı. Kanakka manada Allah subhanehu ve teâlâ'nın zatı bu fange mevzu bo'la oladi. Qaysi yuzadan? Nima e'tibordan desa, li'annahu yabhasu anha bi'tibari ma'rifatiha. Alloh taoloni qidiradi tasavvuf. Tasavvuf ilmi Alloh taolo haqida bahs yuritadi. Qaysi ma'noda bahs yuritadi? Haqiqatiga yetaman deb emas, balki ma'rifatiga yetaman deb. Allohni qanday tanish kerak? Nima deb tanish kerak? Kim deb bilish kerak? Mana shuni bahs qiladi. Biz ko'pincha Alloh subhanahu va taoloni tanishni tavhiddan ko'ramiz. Tavhid ilmida bor. Tavhid ilmida ham Allohni tanish bor, ma'rifat bor, lekin haqiqiy ma'rifat tom ma'nodagisi tasavvufdan chiqadi. Nima uchun deysiz? Aytayaptilarki, Alloh taoloni ma'rifatini nima bilan o'rganadi tasavvuf? Qanday qilib Allohni taniydi? Masalan, biz Alloh bir deymiz, to'g'ri? Eshitganmiz shunday deb shunda iymon keltirganmiz. Allah keçiruvchidir deb o'qiganmiz Qur'onda. Keçiruvchi deb bilamiz. To'g'ri.
Lekin başka ne esasımız var yani? Tasavvufta ayetler ki Allah'ını tanış imma bil burhan ve imma av bil şuhud vel ayan. Yani ya burhan bilen, hüccet delil bilen. Ya inki şuhud. Yani müşahede kılış, kalp bilen körüş alkali. Allah'ını tanış, buladı tasavvufta. Nima bilen? Ya hüccet bilen, delil bilen. Ayet bilen, hadis bilen. Yoyinki shuhud bilan, mushohada bilan, u qalb bilan bo'ladi. Tasavvuf mana shu ikkita jihatdan o'rganadi. Alloh subhanahu va taoloning ma'rifatini. Demak, tasavvufning mavzusi sallani katta qilish yoki kiyimni boshqacha qilish emas. U narsalar tobe. Bu mavjud, bor. Lekin o'rganadigan mavzusi bu emas. Tushunib olish kerak. Mana tasavvuf ilmining ta'rifida bildik, ta'rif Alloh taologa yuzlanish. Hop, nimani üstüde bahs kıladı deyse, aytayaptılar ki, Allah'ını tanış üstüde bahs kıladı. Allah'ın tanıştığı mı bilen buladı? Allah'ın zatını, hakikatini bura bular mıydı? Sıfatlarını biliş ve işlerini biliş. Şu bilen tanıladı Allah'ını. Hop, Allah'ın sıfatlarını, Allah subhanahu ve ta'ala'nın işlerini nime arkali bilen biz? Nime vasıta bizge? Allah'ın gözümüz görmese, kulağımız eşitmese, nima bilan bila olamiz desa ikkita vosita bilan. Bittasi burhon, ya'ni hujjat bilan, oyat hadis bilan. Ikkinchisi shuhud bilan, qalb ko'zi bilan idrok qilish orqali. Fal awwalu lit talibin va thani lil wasilin. Birinchisi burhon bilan, hujjat bilan bilish. Bu toliblarga, boshlang'ichlarga kitob va sunnatdan bilish bu boshlang'ichlarga. وَالثَّانِي لِلْوَاِكِنْسِ وَاصِلِلَّرْجَ Allah'a yetişkenlerge ikincisi. Birincisi, Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i nebeviyyeden Allah subhanahu ve ta'ala'nın marifatını örgeniş, bu birinci baskıç. Bu hüccet bilen Allah'ını tanış bulan. Ama ikinci suretteki Allah subhanahu ve ta'ala'nın tanış, şuhud bilen, müşahede bilen bulan, o kalp görüşü bilen bulan. Bu vasıllarge Allah'a yetişken kişilerge birledi bu. Şimdi kan da kılıp başlangıçlarca kitab-ı sünnet böyle diyor. Aslında kitab-ı sünnet yukarı rağmaz mıydı? Digen sabah tuğul et. Yok, kitab-ı sünnetini zahir ayetle yap buyurdu. Allah keçiri uçudur diye yaptı. Gafurun rahim. Allahu gafurun rahim ayeti kilip. Allah keçiri uçudur, rahim, mihribandır. Kildi. Çünkü iman keltiremiz. Allah şundeydir deyip ayetimiz şundeydir tanıştıramız. İnna Allah la kaviyyun aziz. Allah küçülüydür, galibdür degen ayet geldi. Allah küçülüydür, galibdür deyip ayetemiz. Çünkü iman keltiremiz. Ve şundeydir örgütemiz. Nime bilen, kaydan bilemiz bunu. Bu Kur'an-ı Kerim'den okup bilemiz. Nime bilen idrak kılı yaptı bunu insan. Akıllı bilen idrak kılı yaptı. Kur'an-ı Kerim'de okup durup. Kur'an-ı Kerim'ini Resulullah'dan kelgenini asaslayıp durup, aleyhissalatü vesselam, onu Allah'dan çıkarını asaslayıp durup, o şey Kur'an-ı Kerim'deki malumatını hak ekeniği aldın, delil koyup durup akılan. Kiin Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimelerini lügat esasında manasını düşünüp, tefsirlerden uygulayıp durup, akıllı bilen çünkü kanaat kılı yaptı. Bu şu arkayı Allah'ın tanı yaptı. Akıl bilen Allah'ın tanı deyip koydu bizde. Bu başlangıç baskış. Bismillahirrahmanirrahim de başlayımız Kur'an-ı Kerim'in. Elhamdülillahi Rabbi el-alemin de başlayımız. Barcha maqtovlar Allohga bo'lsin, olamlarning Robbi. Robbi Alloh, Alloh olamlarning Robbidir degan e'tiqodni bilamiz. Robb degani murabbiy, tarbiyachi degani. Tarbiyachi, yaratuvchi ekanini bilamiz, shunga iymon keltiramiz. Nima asosda? Qur'on asosida. Oyat shunday deyapti. Mehribon Ar-Rahmanir Rahim, mehribon deyapti. Mehribonligini aytamiz, iymon keltiramiz, o'rgatamiz. Ammo his qilamizmi? Qalbimiz shuni ko'ra oladimi? Qalbni o'zi. Oyatlardan qat'iy nazar. G'oliban yo'q. Mana masalan, biz boshqa darsda ham Qushayriyda ham buni aytdik, mavzu bo'lgan uchun aytib qo'yamiz bu yerda ham. Takror bo'lsa ham. Masalan, bir kishi otangiz sizga aytadiki, "Oning senga mehribon" deydi. Yoki onangiz aytadi, "Otang seni yaxshi ko'radi" deydi. Siz uni otangizning gapiga ishonib, onangizning mehribonligini tan olishingiz mumkin. Va qanoatlanasiz bunga. Onangizning gapini e'tiborga olib, otangizni sizni yaxshi ko'rishiga ishonasiz. Mumkin. Lekin his qilasizmi mehrini? O'sha his qilish bo'ladimi? Yo'q.
bu ma'lumotni e'tirof etib shunga qanoat hosil qilish xolos. Ammo bir kun onangiz mehrini his qilasiz. Birov aytgan emas, oning mehribon deb sizga. Birovni bergan ma'lumotidan qat'iy nazar, u biror ma'lumotni e'tiborga olmagan holda u sizga umuman aloqasi yo'q. Siz mehrini his qilishingizda onangiz mehrini, otangiz ma'lumotini hech qanday asoslanmagan holda yoki uni xulosasi bo'lmagan holda to'g'ridan to'g'ri qalbingiz bir kun onangizning mehribonligini his qiladi. Nimadir munosabatdan, nimadir ishdan yoki qaysidir holatda. O'shanda qalbingizdan, yuragingizdan onangizning mehrini his qilasiz, tuyasiz. Mana shu qalbning onaning bir sifatini ko'rish hisoblanadi. Uni til bilan tushuntira olmaydi biroq, u haqiqatda o'zi idrok qiladi, his qiladi inson. Shuhud degani shu. Biz Alloh subhanahu va taoloning rahmliligini bilamiz, lekin rahmatini his qilamizmi? Ana rahmatini qalb his qilsa, ko'ra olsa va har bir narsada buni mushohada qila olsa, ana shu kishini qalbi shu narsani ko'rgan, mushohada qilgan bo'ladi. Allohning sifatlarini mushohada qilgan bo'ladi. Mushohada degandan murod o'ylash emas, balki qalb ko'zining ko'rish. Bu ko'rishdan yaqiniy ilm hosil bo'ladi. Xuddi ko'zingiz bilan ko'rgan narsadan qanaqanga aniq ilm hosil bo'lsa. Ko'z bilan ko'rgan narsa masalan deylik, shirning masalan deylik rangini ko'rgansiz, yoki osmondagi oyni ko'rgansiz, ko'z bilan idrok qilgansiz, uni hech kim u ma'lumotni o'zgartira olmaydi. U ma'lumotni aksini hech kim sizga qabul qildira olmaydi, mumkin emas, iloji yo'q. Chunki u badihan to'g'ridan to'g'ri o'zingizni his a'zoyingizga uzatilgan ma'lumot. Bu zohirdagi his a'zolari bilan bo'lgan. Endi qalb xuddi shunday ko'ra olsa, Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini Allohni shunda taniydi. Mana shu narsa shuhud ma'rifati bo'ladi. Oldingisi burhon ma'rifat, hujjat ma'rifat. Bunisi mushohada ma'rifat. Tasavvuf mana ustida bahs qiladi. Mana shu ikki yo'l bilan Allohni tanitish ustida bahs qiladi. Qur'oni Karimdan, oyat karimalar va hadis shariflardan Alloh subhanahu va taoloning ma'rifatiga doir ma'lumotlarni taqdim qiladi. Terib sizga alohida sharhlab, izohlab. Va Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini, ishlarini qanday qilib qalb bilan kuzatsa bo'ladi, qanday qilib qalb ko'zi Allohni ko'rishga erishadi, mana shuni yo'lini o'rgatadi. Mana shu ikki yo'l bilan Alloh subhanahu va taoloning ma'rifatini hosil qilishni o'ziga vazifa qiladi. Shuning uchun tasavvuf ahllarini oriflar deyiladi. Mana shu ma'rifatni egalari bo'lganlari nuqtai nazar. Demak, bu bitta qaul. Biz bundan bilamizki, demak, tasavvuf degani qabr ziyoratidan iborat emas. Qabr ziyorat qilish mumkin, lekin u asosiy narsa emas. Bu yerda tasavvufni asosiy mavzusi aytilyapti, asosiy shug'ullanadigan narsasi aytilyapti. Tasavvufni asosiy shug'ullanadigan narsasi nima ekan? Qabr ziyoratimi? Yo'q. Qabr ziyorati joiz, fazilat, duo qilasiz, solih amal, savobli amal, payz-u futuhi bor va hokazo. Gap yo'q unda. Lekin tasavvufni asosiy mavzusi shu ekanmi? Yo'q. Yoki maxsus kiyinish ekanmi? Yo'q. Yoki maxsus zikrlar ekanmi? Yo'q. Tasavvufni o'rganadigan narsasi nima ekan? Alloh subhanahu va taoloning ma'rifatiga erishish ekan. Mana shu asosiy tasavvufni o'rganadigan narsasi. Va risolatning asosiy vazifasi ham shu. O'shuncha qul huvallohu ahad Qur'onning 3dan 1 deyilgan. Nimaga? Ma'rifat bo'lgani uchun. Qur'oni Karimning 3dan 1iga tengligi Allohning ma'rifatidan bo'lgani uchun. Oyatul Kursiyni Qur'oni Karimning eng ulug' oyati qaysi deb so'radilar Ubay ibn Ka'bdan Rasul akram alayhisolatu vasallam. Allohu va rasuluhu a'lam. Alloh va rasuli bilguvchidir dedi Ubay ibn Ka'b. Yana so'radilar Rasululloh. Allohning kalomidagi eng ulug' oyat qaysi ey Ubay? U kishi ikkinchi martasida javob berdilar. Oyatul Kursiy dedi. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam Ubay ibn Ka'bni ko'ksiga bir urdilar. Erkalab kaftlari bilan bir urdilarda liyahnika al-ilm abal munzir dedilar. Ey Abu Munzir, bitta kunyalari. Ey Abu Munzir, senga ilm osh bo'lsin dedilar. Ey Ubay, senga ilm osh bo'lsin, muborak bo'lsin dedilar. Bu hadis sharifda biz bilamizki, Rasul akram alayhisolatu vasallam sahobalarning ma'rifatini sinayaptilar. Va
Ubey ibn-i Ka'b'den en ulu ayet kayısı deyip sorarlar. En uzun ayet kayısı, müşabahası köpü ayet kayısı, harflerde hemen var ayet kayısı, en kıyın ayet kayısı. Mez. Bu neselere mümkün. Hifz barası da bu neselere mehşi. Lakin sahabe-i kiramların derecesi belen bu geniden, ondan sonraki mevzular Kur'an-ı Kerim'deki en ulu ayet. A'zamu ayetin fi kitabillah. Karın demek Kur'an-ı Kerim'de hem ayeti ulu. Bir ortası kuyumaz. Lekin biri ikkinchisidan ulug' bo'lishi mumkin ekan. Hammasi Allohning kalomi bo'lishi bilan birga. Nimasi bilan ulug' bo'ladi? Harfi bilanmi? Yo'q. Qoidasi bilanmi? Yo'q. Ana Oyatul Kursiy deb aytdilar Ubay ibn Ka'b. Birinchi marta so'raganlarda Ubay ibn Ka'b javob bermadilar. Alloh va Rasuli bilguvchidir dedilar. Bu sahoba ikromlarning odoblaridan, javob berishga shoshmaslaridan, ilm va odoblarini balandligidan. Lekin Rasul akram alayhisolatu vasallam odatda savol so'rardilar. Sahabadan Allah ve Resuluhu alem deyişerdi. Ki Resulü arkasından cevap ayıtardılar. Ubey ibn-i Ka'b'e şunu kımadılar. Yine kayıt sorardılar. Çünkü Ubey ibn-i Ka'b'in bilişlerini bilerdiler. Bu o kişinin bilişlerini bilesen ayıt diyenge işare buldu. Ubey ibn-i Ka'b bundanki kanaat hasıl kıldılar ki demek Resulullah menden yenge gep ayıt mahşub olur soru vermektiler. Belki mendeki ilimi çıkarış için soru verirdiler de Ubey ibn-i Ka'b düşündüler de ikincisi de Ayet-i Kursi'de cevap verdiler. Keyin Resul-i Ekrem aleyhisselam o kişideki o şey ilimini mübarek olsun senge ilim aşıp olsun dediler. Demek Kur'an-ı Kerim'deki en ulu ayeti tapmış kette ilimliğini ettiler. Adetle biz bana sen mübarek olsun desek bir kutlu kısa arz ediyen, kutlası arz ediyen bir kette nesne getirdiler. Samsa hepsiz mübarek olsun değil mi? Demek bu kette ilim eken. Ubey ibn-i Ka'b kaydan mı dediler bunu? Ayet-el Kürsi'nin nümesi bile oluk. Allah'dan başka mazusu yok gibi. Ayet-el Kürsi Allah'u de başlayın. Azim de tutuyorken Allah'dan başka mazusu yoksa ayet içinde. Hemesi Allah Ta'ala'nın marifette ibaret. Heme kelimesi. Eğer Ayet-el Kürsi'nin uzun tahallil kısız, kette mucize çıkardı. Ayet-i uzun. O Allah Ta'ala'nın sıfatlarını cami, en cemil uçu ayetlerden. Allah'ın tanı tuğçiliği gibi bilen en uluğu ayet gelin. Bu Ubey ibn-i Ka'b'nin marifetini kursatadı. Allah Ta'ala'nın marifetine ne kadar erişkenini, Kur'an-ı Kerim'den ne kadar Allah'ın marifetini işlep çıkanlarını, ne kadar fahimlegenlerini kursatadı. Ana şu Kur'an'ın hakiki ilmi ikenini Resulullah aleyhissalatu vesselam tembihini verip, mübarek olsun senge ilim dediler ki. Bana Kur'an-ı Kerim'in hakiki ilmini afsan dediler. Ana bana bu demek tasavvufunun mevzusu şu. Ana şu sahabe-i kiramların ilimleri, bana şu tasavvufun hakiki mevzusu. Bu Kur'an-ı Kerim'in tilaveti ilmi, onun fikh ilmi, ondaki kıssalarının ilminden taşkari ilim. Onlar hem kiredi içine, onlar hem yukarı, yani Allah Ta'ala'nın zatıge, sıfatıge dair ilim. Marifet yani. Demek tasavvuf ana şu mevzuda bahs yürütedi. Şunday bo'lsa u tasavvuf bo'ladi. U 8 ta 10 ta zikr berib qo'yib, xolaganini qilaveradigan odam tasavvuf ahlidan emas u. Tasavvufdan ozgina bahrasi bor, boriga shukr. Ammo tasavvufni egasi emas u. Yo'inki jahri zikrini o'rganaman deb sakrab, irg'ishlab unga tushib, shuni tasavvuf qilib ko'rsatayotganlar ham tasavvufga xiyonat qilayotgan odamlar. O'zi bilgan bilmagan holatda jahil odamlar. Tasavvufda zikr bor, jahri zikr bor. Lekin unaqa yasama harakatlari yo'q. Odamlar tasavvuf desa o'sha jinicha yig'ishlaganlarni tushunadigan bo'lib qo'yadi. Bu yerda endi mediani ham ulushi bor. 4 ta 8 ta shunaqa ahmon chiqarib tasavvuf mashhur deb ko'rsatadigan. Shuningdek, tasavvufni ilmdan uzoq tasavvur qiluvchilar bor. Hatto aytishadi ba'zilar shayton ilmli bo'lgan ilm o'qsa kibrga ketib qoladi, ibodat qilish kerak deydi. Aksincha shayton ilmli bo'lgan emas, ibodatli bo'lgan. Şeytan alım bugün miyiz? Perişteler ilim yürüyor bugün. Çünkü Adem Aleyhisselam hakkında tufradan yaratılmak neden de mülahaza bildirirken. Şeytan akıl etmeken çünkü. Ama uzun ibadeti gibi haber verirken. Eğer şeytanın okşap kalıştan kaçış olsa ilim ya ibadeti ortasıdır. İbadetten kaçış gerek. İlim denmez. Çünkü şeytan ilmiden kibirge ketkenmez. İbadetinden kibirge ketken. Men afzal men, ana hayrun minhu. Men odamdan afzal men bundan. Men olim roman deganmiz.
Bu hadis-i şeriflerde şeytan bilmeyen ilim yok deyilgenmez. Şeytan secde kılmayan yer kalmayan da asmanı yer deyilgenler. Demek onu kibirge ketkizyen nasıl ibadet bugün. Eğer siz şeytanı okşap kalmayan, şeytanı kibirge ketkizyen nereden sakınlanın demek şu olsa, eğer o şey cahil tasavvufçu, ibadetten kaytarsın ilim denmez. O hem ne doğru, lakin onun fikri bilen karakende şunca kılıç geliyor bulan. Demek şeytanı kibirge ketkizyen nereden ilimmez, marifetmez. Eğer ilim marifet bugün deydi, kibir kılmazdı o. Çünkü tarihçiler ilim egesi bulanları için la ilme lana illa ma allamtana deyip teslim oluştu. Özün örgütken ilimden başka ilim yok, ne medesin şu deyip seçtik oluştu. Tarihçiler de ilim bulan için kibir kılmadılar. Şeytan da ilim bulmadığı için, kuruk amelini uzu bulan için o kibir yıkettı o. Çünkü için tasavvuf, madem ıslahını üstüde bahs kılarken o marifet üstüde, ilim üstüde bahs kılar. Lakin kaysi marifet? Namazında erkanları mı yok? Suni navları mı yok? Savda satıkıdaki selam mı başka navlar mı yok? Allah'ın marifeti üstüde bahs kılar. O bitti birinci tarif bu için. Savdagi ham o şu noktaya nazardan kalıyordu. Namazgi ham o şu noktaya nazardan kalıyordu. Fikh kaytadı, bükülgende belin tekis tursun diye. Kolların tizzede tursun. Tizzenli közünü çengelle gündeydi. O Subhane Rabbiyel Azim deysen deydi. Fikh şunu deydi. Tasavvuf ne deydi? Beliğin bükülü yaptı, Allah'a tazim kılı yapsan kalbinde tazim olsun deydi. Yani Allah'ın marifet noktaya nazardan yapıyordu. Sen hiç kimmezsen, Allah seni bardan yok kıyın, o meşhur hükûyünü hem Allah yarat beri yaptı. Şunu hız kılı begir. Deydi. Allah'ın marifetini örgütler, şu rükûn üstüde. Allah'a şunçeliği belin bükülüp tazim kılı yapsan mı bir gün de 30 metre kıymette? Çünkü yereşe tut öz yeni keyin. Namazdan taşkardayım. Deyip örgüt et tasavvuf ki. Bana hem ama şeriatını aslında ne gizini ona artıdaki amellerini artıdaki Allah'ın marifetini örgüt et. Şunun için tasavvufun mevzusu. Marifetullah buladı. İki cihetten. Hüccet ve şuhud cihetinden Allah'ını tanıtış bile. İkin, bu bitti. Birinci kavul, birinci fikir. İkinci fikir etedi ki لما تصوف ورغنا ديال الناس انا ما نسى موضوعه النفوس والقلوب والارواح لانه يبحث عن تصفيتها وتهذيبها وهو قريب من الاول لان من عرف نفسه فقد عرف ربه ikincisi demə birinci fikirə görə tasavvuf marifetullahın üstündə bəhs qılır. İkincisi nəfslər, qalblar, ruhlar üstündə bəhs qılır. Qaysı mənada? Ularını paklaş, tazalaş, saykallaş manasıdır. Bu demek adam bile şugullanır diye. Birincisi de Allah'ın marifeti bile şugullanır. İkincisi de adam mı üstüde iş alıp bulur. İnsanın üstüde iş alıp bulur. Nefs, kalp, ruh. Üç öyle hem insanını içki alan. Ruh Allah da Allah püflegen nersi. Cisim hemimizde malum. Ruh bilen cisminin kavuşuğundan payda bulgen barlık nefs bulur. Kalp ruhunun asası metoluk saplan edilen asası oza gibi bulur. Hutta tanede yürek kandı orun tutsa. Bana şunlarını tozalıydı. Şunlarını saykallıydı. Ne için tozalıp saykallıydı? Bunda maksadı ne mi? İnsanın asli fitreti yıkayıtarış. Allah püfleyen ruhunu asli halatı yıkayıtarış. Çünkü ruhlarla Allah'ın ne diyen? Elestu bi rabbikum, Rabbiniz emas men mi degende ruhlar nima diye? Bela şunday diye. Rabbimiz sen sen. Ariye diye. Yani Rabbimiz emas sen emas, belki Rabbimiz erursan deyişken. Demek ki Allah Teala saval bergen, haber kılıp etmegen. Çünkü ruhlarını özüge, onlarını özüge bağlayıp, özüge sığını uçuk kılıp, özünün marifetini onge sindirip yer etken. Lekin tane yekirgenden keyin, nefs ortada payda bugünden ki ve insanın hayatı esasen maddi şekilleniş bilen başlangenden ki nefs maddi teminat ve maddi huzur, halavet, lezzetler bilen tene tamamıge ötüp ruh mağlup haletke ki genden ki indi o nefsini pakileş gerek tayinki ruhunu asli Rabbim Allah degen haletke kaytarış için. Tesavvuf anışının sudişliydi ki
Fıtratallahi lleti fataran nase aleyha. Allah Teala ne degen? Bu Allah yaratken fitrettir. Allah insanlarını şu fitrette yaratken. O ne mi? Fe aqim vecheke liddini hanife. Yüzünü, yani varlığını degen yüzünden murat Kur'an-ı Kerim'de. Varlığını dinge karet. Yalnız Allah'a yüzlenip hemen her şeyden burulgen halet. Yani Allah Teala'ya varlığını bilen sığın degen. Sadr ayetse. O ayet dedi ki arkasından mene şu fitrettir. Fitrat Allah'ı illeti fatalın. Mene şu fitrettir. Varlığı bilen Allah'a sığınış hakiki fitret. Şunu da yaratken Allah'ın ruhunu. Aslı. La tebdile li halkillah. Allah'ın halkatını uzgardır uçun her şey yok. Zalike dinul kayyim. Doğru din mene şu. O din vasıta kvalip nefsin tepesi işleyenler dindar adamlar mı? Onlar dindar olup görüngen bile. Kiyimi dindar niki bu seyir. Hatta ulamanın kiyimini kiyen bu seyir. Din, insanın varlığı Allah'a kararlışından ibaret. Ed-dinul ala lillahi dinul halis şu. Bütün varlığı Allah'a kararlı. Közü hem, kulağı hem, kolu hem, ayağı hem, kalbi hem, ruhu hem, nefsi hem. Bütün vücudu Allah Teala'ya yüzlenen peyitti. O kişi iftiretini tapken böyle. Şundan remzi manada biz kıbleye yüzlenip namaz okuyumuz. Şunu istersin için, çünkü özümüzü alıp barış için. Demek, bana şu haletki abgeliş için ne kılış gerek? Ruhunu, kalbini tazeleş gerek. Nimelerden tazeleş gerek? Yaman sıfatlardan, kaysi yaman sıfatlardan, Allah'ın emirlerine hılaf bulgen sıfatlardan. Bu asli fitretliğe hılaf bulgen sıfatlardan. Dünyanın lezzetinden geçmeydi. Hakikati meze kıla vursun. Aile balaşa kıla vursun. Lekin Allah Teala istegen surette kısın. Gep şu yerde. Demek tasavvuf şu bilen şu, adam bilen şugullanır. İnsan alemi bilen, insanın asli varlığı bilen, insan iyiliği bilen şugullanır. Çünkü insan tenesi bilen insanmez. Körüşünü aladigen bosek, bürgüt bizden köre yakşıra köre. Yişini aladigen bosek, kitler bizden ence yakşıydı. Hatta mal koy bizden yakşıydı. Eğer burundan hit bir iş kabiliyetimiz alsak, it bizden yakşı. Tenemizdeki sıfatlar başka hayvanlarda bizden artık bilen var. Bileğinin kuvvetini ayetemiz mi? Gavdanın katta kişiliğini ayetemiz mi? Filde, jirafede bizden anca katta yaş. Hukuz bizden anca uluğ buladı eğer. Cisim bilen özümüzü ölçeydiğen müzik. Ama insanın insaniyeliği hayırdı. O hali şu fitreti de o. Öşe hususiyet hiç kaç hayvan gibi verilgenmez. Akıl ve tuyğulardan ibaret ruhunun hususiyet. O ruhda şimdi kuvvet var. Onda ilim marifet ki Allah'ını tanış ki Allah Ta'ala'ya bağlanış ki şimdi kuvvet var. Ana şu kuvvetini keşf kılış tasavvufun işi olur. İnsanın fitretiye kaytarış. Demek tasavvufunu mevzusunu mecliste bir kavulde bir fikirge göre Allah'ın marifeti, Allah'ını tanış deliller, hüccetler ya ki kalp gözü bilen görüş, müşahede bilen. İkinci fikirge göre, nefs ruh kalbini tazalıp, fitretiye kaytarış. 100 yıl namaz okusuzam, eğer bu ilim bulmasa, fitreciye yıkatmaydı. Birbirimize selamu aleyküm deyip namazı salam veremiz. Her gün 5 mehal, çıkıp alıp ki gıybet kılıyoruz birbirimiz. Namazdan payda yok. Başımızı 60 metre yere koyamız bir günde. Lekin, Allah'ın emriye emri kip koyan payette taslim olalmıyız. O secdeler hemen kapkete uğradı meçitte içinde. Kuruk ilgilişten ibaret bulup. Ve hakeza. Madem bu ilim bulmazken fitreti kayıtış imkanı bulmaydı. Demek şu iki fikir tasavvufunun mevzusu hakkındaki fikir. Şimdi birincisi tarifiydi, ikincisi mevzusuydu. Üçüncüsü asasçısı. Kim asas sağlayan bu ilimge? Her bir ilimde bu onlara bahs yürütüledi. وأما واضع هذا العلم فهو النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله له بالوحي والإلهام فنزل جبريل عليه السلام أولا بالشريعة فلما تقررت نزل ثانيا بالحقيقة فخص بها بعضا دون بعض. إن أبو إلما أساس كم ليس نبي صلى الله عليه وسلم وكش قيدا أجان أبو إلما الله تعالى إكيل بلن وحي وإلهام بلن أرجتك Peygamberlerin ilhamı hem vahiy makamında buladı. Çünkü onların ilhamıyla şeytan aralaşamaydı.
yoki nafs oraga bir narsa sololmaydi. İnsanda ilham bo'ladi, solihlarda ham bor. Xato ehtimoli bo'ladi. Ama payg'ambarlarning ilhomi ma'sum bo'ladi. Xatodan xoli bo'ladi. Faqat tariqi boshqa bo'lgani uchun vahiydan boshqa nom bilan aytiladi. Hosil bo'lish tariq. Vahiy bilan, ilhom bilan Rasul akram alayhisolatu vasallamga o'zi o'rgatdi Alloh. Avvalo Jabroil alayhisolam shariatni olib tushdilar. Shariat qaror topgandan keyin undan keyin haqiqatni olib tushdilar. Shariatni hammaga o'rgatdilar u haqiqatni sahobalarni ba'zilarigagina o'rgatdilar deyapti. Bu ba'zi olimlarning haqiqat to'g'risidagi fikrlari. Ammo haqiqatni shariat muqobilida turadigan tariq ma'rifat va haqiqatni boshqa ta'rifi ham bor, uni inshaalloh o'rni kelganda aytamiz. Bu yerda shariatni o'rgatishdan murod shariatning ichiga hamma narsa kiradi. O'sha biz aytayotgan fiqh ilmlari, aqida ilmlari hammasi kiradi. Va tarbiya ham kiradi, axloq ham hammasi kiradi. Lekin bu kishi aytayotgan haqiqatda o'sha ilmlarni kishi amalga kirgizsa, masalan, kishi namoz o'qiyapti. Haligi aytganimizdek namozning mazmunini hosil qildi. Shunda kishi namoz har namozda ko'tarilib boradi. Bomdodda qancha yaqin bo'lsa Allohga, peshinda undan ko'ra yaqin bo'ladi. Asr bilan yana ham yaqinlashadi. Shom bilan darajasi yana ham ko'tariladi. Shunday tinimsiz ko'tarilib borish kerak asli inson. Agar ibodatni haqqi bilan ado qilsa. Biz faqat tavajjuhimiz sof bo'lmagani uchun 20 yil namoz o'qisak ham 21-chi yili 20 yil oldin qanday qo'ygan bo'lsak, o'shunday turgan bo'ladi holimiz. O'zgarmaymiz ko'pincha. Sababi biz o'sha ibodatni mohiyatini hosil qila olmagan bo'lamiz. Endi kishi shu mohiyatni hosil qilib yetib borsa, ba'zi bir ma'rifatlarni Alloh taolo unga bildiradi. Shunda ba'zi bir haqiqatlarni u kishi ko'radi. Qazo va qadarning haqiqatlarini ko'radi. Ba'zi ahkomlarning haqiqatlarini ko'radi. Bu kishi aytmoqchi bo'lgani o'sha narsani aytayaptilar. Ya'ni banda tomonidan bajariladigan narsa emas, balki Alloh taolo tomonidan beriladigan ma'rifatlarni aytmoqchi haqiqat deb berdi. Tushundim. U narsalarni hamma ham ko'tara olmagandan keyin xos kishilarga aytganlar. Bu tabiiy shunday bo'lish. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tarbiyalarini olgan sahobay kiromlarni ba'zilariga o'rgatganlar. Bu tabiiy, masalan Qur'oni Karimda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va Ibn Ka'bni mohir bo'lganlari kabi, Xolid ibn Validning jihodda mohir bo'lganlari kabi, Muoz ibn Jabalning haloli haromda mohir bo'lganlari kabi. Ularda ham tasavvuf bor. Ularda ham ma'rifat bor. Lekin ko'proq shug'ullangan, ko'proq hosil qilgan va shunga xoslashgan, ixtisoslashganlari maxsuslar bo'ladi. Hammalarida Qur'on bor. Hammalari Qur'onga mohir. Ammo Ubay ibn Ka'b to'la hosil qilgan kishi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Qur'on mavzusini to'la hosil qilgan kishi. Hammalarida halol harom ilmi bor. Ammo eng mohirlari Muoz ibn Jabal. Hammalarida meros ilmi bor, ammo eng mohirlari Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu majmuin. Ana shu ma'nodagi xoslash bu. Birodan yashirib, birovga o'rgatish ma'nosida emas. Shunga qobiliyati, qudrati yetganlarga beriladi har bir ilm. Tabiiy bu. Wa awwalu man takallama fihi wa adharahu sayyiduna Ali. Endi mana shu ilmlarni birinchi bo'lib gapirib odamlarga izhor qilgan kishi Rasul akram alayhisolatu vasallamdan keyin Ali radhiyallohu anhu bo'ldi. Karramallohu wajhahu va akhadahu anhu al-Hasan al-Basri va ummuhu ismuha Khayra, mawlatun li Umm Salama, zawjin Nabiy alayhisolatu vasallam. Demak, birinchi bu ilmlarni sahobai kiromlarning orasida zohir qilgan bilgan emas, bilganlar bor. Ammo odamlarga ta'lim berib shu narsani ko'proq izhor qilgan kishi Hazrat Ali bo'ladilar. Karramallohu wajhahu, Alloh u kishini yuzini mukarram qilsin degan duo bor. Bu duo boshqa sahobalarga ham aytilishi mumkin. Faqat urfda Hazrat Aliga ko'proq qo'llanib ketgan. Sababi u kishini butga sig'inmaganlari deyishadi, lekin unday bo'lsa Abu Bakr Siddiqqa ham shu duoni aytish kerak. Chunki u kishi ham butga sajda qilmaganlar. Va u kishi haqliroqki, Hazrat Ali hali voyaga yetmasdan musulmon bo'lganlar. Hali sig'inadigan, butga sig'inadigan yoshga ham yetib bormagan.
Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'u Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yaşları yetip hem sıkılmadan bugün. Eğer bu ki yüzü eğilmeyeni için kerremallahu vecehu Allah o kişinin yüzünü mükerrem kılıç kısın diye işkereyi bulsa Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'u haklı Rab olandır. Hazreti Ali'den göre. Demek o vecih denmez, o yüzde denmez. Başka bir sebep bilen bulsa gerek adet bu koyar. Allah-u Alem köpürak Ehl-i Beyt'in ikramı için hasıl bugün bu. Ehl-i Beyt'ten bugünleri için. Ehl-i Beyt'ini sahabe-i kiramlarını hemen uğurlayımız. Ehl-i Beyt'ini sahabeliği bilen bir Ehl-i Beyt'liği fazileti bilen koşup koşumça uğurlayımız. Şu noktayı nezerden o kişinin Allah'a ecdetli bir dua kılış o kişinin hakları ürüfke kirgen şundan buladı. Hazreti Ali birinci bölüm ettiler. Diyebilirler. Hazreti Ali'nin rivayetleri var. Hazreti Ali'den rivayet var. Buhari'nin rivayetleri de hem keledi. Ve Allah'a Hazreti Ali radıyallahu anh'ını mektupları da hakkında hem rivayetler Allah'a da senetler bilen ki o kişinin kılıçlarındaki bir bitik doğrusu da. Bu doğruda Allah'a da ilmi bahsların var. Hadisi bahsler. Allah'a da Risale hem biz ustazımız doktorlardan bittileri neşir kıyarlar. Doktor Fauzi. Bu nümada etediler ki, bu rivayet etediler ki Hazreti Ali'nin geplerini eşitişip adamlar eşitişerken ki bu Resulullah'dan hem eşitmeyken biz buna geplerini deyişerken. Başka sahabelerden eşitmeyimiz. Demek ki bitti Ali'den eşitemiz. Resulullah aleyhissalatu vesselam bunu bir Allah'a da ilim örgütkenler deyişken. Degen de Hazreti Ali raziyallahu anhu çıkıp etkenler ki Allah'a kasem ki Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam minge Allah'a da nasıl okutkenmezler sizlerden başka. Fakat ki mana bu mektup var diye. Kılıçlarını kınıda saklayan mektuplarını çıkarganlar. Şu varak var. Şunda yazgan nesneleri var. Şunu Allah'a da belgelerini bilemem ben Allah'a da. Ve ben de kişiye de bu zannetirdi. Kişiye Allah'ın kelamından berilgen fahım var halas diye. Lekin Allah'a da bana sokutkenmezler diye Hazreti Ali'ye etkenler. Hazreti Ali'den şuna ilim bulak olup çıkarken de hakikat ilimleri, şeriatın mahiyeti ve hikmetleri yakılıp gelirdi. Adamlar oylarken ki Resulullah bu kişiye Allah'a da ilim vergen diye oylarken aleyhissalatü vesselam. O kişi bunu inkar kıyırlar. Menge Allah'a da ilim verme gelirler. Allah'a da bana nasıl okutkenmezler menge 30 varıp sizlerden başka acret. Ben onu bilgin, hiç kimge etmedim, senge eti yapmam diye okutken nesneleri yok. Ama bana şu mektubu, o mektubda açsız, Medine'nin haremliği hakkı diye ahkam ve tavanlar, diyeler, hunlar. Şu ahkamlar bugün. Halas. Meşhur. Bu, mana körüp durup siler. Bunda silerdeki yok nerseler, hemen toplam gitken nerse yok. Bu şu ahkamlar silerde koyular diyen var oz. Lekin menge Allah'a da yazı belgeleri var, doğru. Lekin silerde hem bu hakta malumat var oz asıl. Şimdi ikinci silerde oylantıdayken nerseye cevap, Allah kitabından belgen fahım var. Kişi geldi geldiler. Men deme geldiler şimdi. Racul etehullahu fehmril Kur'an diye. Bu neme diye ne diyse Allah Teala o kişiye fetih vergen. Kur'an-ı Kerim'i ilminden. Kur'an-ı Kerim'in lafızlarından kişiler düşünmeye manalarını aslından çıkar geldiler. O şu, şunu artıdan marifet gibi çık. Ubey ibn-i Ka'b'ın ilimleri yok şeye. Lekin Hazreti Ali o da baliğ bu geldiler. O da fasahatlı adam bu. Havariciler Hazreti Ali'nin kafir değişken peyitte bir toda şiyalar ilah değişken bir toda adamlar kafir değişken. Havaricilerden bir tanesi bir kişi etti ki sen Ali'nin özü sohbetini eşitip özünü kurgan mısın? Kafir değilsen, o değilsen, bu değilsen, yamal değilsen. Sen yavaş işte, demek mi kurmak mı? Sen bir cümleye bargın. Eşitken hutbelerin. Barıp eşitse Hazreti Ali'den yağlayken ilim o kişideki marifetke hang men qopdi hali odam. Qoyil qopdi. Keyin ko'rishganda haligi odam bordingmi? Eshitdingmi? Ha, eshitdim. Nima deysan? Bunaqa ilmni men umrimda eshitgan emasman dedi. Debdi-da haligi xavorijin tabiati bo'ladi. O'sha tabiat o'zida chiqqan. Ma a'lamal kafir deb. Bu kofir naqadar ilmli ekan demish. Xavorijlar shuni qoladi. Rasa ko'p holatda hozirgi xavorijlar ham tabiati shu. Oxiratni ko'zga och bersiz ham bir oyatni tafsirini aytsam, bir hadisni aytsam, boshqa narsa ham, bir ahkomni aytsam, ilmli yo'q, bid'atchi lekin deb turaveradi. Ahli bid'at bu. Va hokazo deb o'zini o'sha haligi
tekfiri düşüncesine kaytarmıyor. Hazır havacıların bu düşünce öyle. O yüzden buzuk tabiye. Ne kadar alim iken, ne kadar alim iken bu kafir demiş. Lakin bu yerde o şeyler hem kayıl kala diyen ilimlerini çıkan biz etmek için hazır gibi. Şimdi bu kişi Hazreti Ali'ye has örgütlüler, birinci yolu Hazreti Ali'yi yapardılar deyip de Hazreti Ali bize etken rivayette menge has idim okutmadılar deyip de bu kişi etmek için Hazreti Ali'ye yine örgütlüler demek için söz. Sahabaların haslarına örgütlüler. Demek Hazreti Ali bitti menge haslamayan diyen gepleri doğru bulurlar. Haslarına örgütken bu sefer arasında Hazreti Ali'ye bu sefer bu kişinin haslarına örgütlü diyen gepleri ki Hazreti Ali'yi menge has bir nesil örgütmekenler diyen gepe zıt bulmaydı. Çünkü o kişi bitti özüge örgütlü başka örgütülmekenle ne et yaptılar. Ama o kişiye yine başka haslarına örgütülgen nesiller buluşu mümkün. Birinciden. İkinciden bu kişi birinci olup Hazreti Ali'yi yapırdı ya ki Hazreti birinci olup Hazreti Ali'yi yapırdılar, izhar kıldılar diye yaptı. Hazreti Ali yine bilirdi diye maksimiz. Çünkü bu marifetlerini, ilimlerini biliş bitemezse, yetkezi bir ilişki söz Allah'a denirse. O, çünkü gaybden gelgen marifetlerinin arası da maddi alemde bulmayan nerseler bulur. Onun maddi alemini ifadesi üçün şekillenen lügat bilen ifadeleş kıyım bulur. Çünkü üçün arifler uzlarının marifetlerini kişilerde siz bilen bizge yetkizdikken peyitte söz bayliği imkaniyeti kadarını yetkize aladı halas. Kayan kapit et. Demek Hazreti Ali'nin o şey belagat, o da fasahatli, o da söz zaman, o da tilge bayliği ve o da yetük, belik, fasih bugene, fasahatli bugene bu ilimlerini dakik halde en yakşı izhar kılıp bir ilişki imkan vergen bunu. Marifetli köplüğü bilen birge. Şunun için bu kişiden birinci zahir buluyor. Şu bilen birge bu kişi özel etkiler ki şu hadiste, sahih hadis, sahih rivayet bu. Kitab-ı Ali rivayeti. Kişiye Kur'an'dan verilgen fahim diyebilirler. Sizler mi hayran kaldırırken sizler kayden kelep bu ilimler diye oylayırken nerse Allah menge ozi ilham kılıp verirken nerse diyebilirler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam söz mü söz etmeyen buluşları mümkün o şey marifetlerinde demek. O kişi Kur'an'dan çıkardılar. Lekin Kur'an'dan şimdi çıkarış menhecini o kişiye Resulullah yaratıp verirken bulurlar. Ve o şey kalbinin açılışı için gerek bugün yolunu kürsetken buladılar. Marifet ne hasıl kılış yolu. Bu mücahede yolu bulur. Birinci olup Hazreti Ali yapardılar bunlar selam dediler. Şimdi de yine bir rivayette geldi. Zikirini hem Hazreti Ali'ye talkın kıyarlar. La ilahe illallah. Yani biz Nakşibendiye tarikatı da hem başka tarikatlarda hem zikirini mürşid talkın kılıp verirdi. La ilahe illallah'ın ayeti verirdi. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hud üçüncü hılayet bergenler Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali'den nakıl kılıp kelime. Şu bilen bilge bir de Hazreti Ali'den ki gelme yok Salman-ı Farsi'den var, Ebu Bekir Sıddık'dan var bu ilimler aslında. Fakat o kişi denmez. Lakin birinci bölüm yakışı bayan kılalgen Hazreti Ali'ye boyanlar. Ebu Bekir Sıddık'dan varlar bir sene, bazı senetlerde. Salman-ı Farsi'den varlar bazı senetlerde. Başka sahabelerden var. Bu hakikat ilminde, marifette ve ruhi terbiyede başka senedlerden var sahabelerden. Ama Hazreti Ali etkenimizdeki belagatları bilen en birinci yapırken ve en yukarı seviyede yetkazı bergen kişi bu geldi. Ve köprü ayaşa gelirler hem. Resulullah'dan kendi aleyhisselam. Şagir çıkarıp köpçülükte talim verişki ürgür gelirler hem. Yine savaltı kuruldu. Ne geçiyor? Üstü ötte beşe sahabe koyanlar görgütmeyenler. Örgütgeler. Hemen gözünü hemen uzunu çömüşü gereşe alır. Ama kazanı ketteler, kazanı gereşe alır. Kur'an-ı Kerim'in senedlerini karın. Bana hemimizde kıraat var, elhamdülillah. Senedler var. Bana bir günem kança talibler sened alı yaptı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam geçe ulengen senedler. İmam-ı Asım'dan, İmam-ı Nafi. 10 kıraattan, 7 kıraattan, o herkese. Karın hemen başında 4 sahabe turadı alas ya 5 sahabe. Ubey ibn-i Ka'b, İbn-i Mesud radıyallahu anh, Muaz ibn-i Cebel. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Ebu İbn-i Abbas radıyallahu anh, şunlar halas. Osman ibn-i Affan. Hemen senedini başında şunlar türen. Kan koyan sahabeler, Kur'an okuyamaz mı? Okuyan. Lekin bu bilen şugullengenler şunlar bu ya. Kur'an bilen şugullengenler. Talim bilen şugullengenler şunlar bu ya. Ve şagirdleri devam etkenler şunlar bu ya. Şagirdleri köp bu geniden uzağa devam etkenler. Ve hakiki mutkin şagirdlerini, mutahhas şagirdlerini çıkarıp ülgü geniden sened devam etkenler şunlar bu ya. Koyan minglap sahabaların Kur'an'da bilgen. Lekin bu sahada şugullenip yetkizgenler
O 5-6 kişi alas sahabelerden. Bu ilimler hem bu Kur'an-ı Kerim'in telaffuz ilmi şuncelik haslanıp koyandan ki senette. Batın ilimleri ondan hem az senette saklanıp kalış tabi. Çünkü bunu mutakassis yani hem kim bulur? Ve bunu kadir adam öte nadir bulur. Öte nadir bulur. Bu ilimli kadir adam. Onu örgütçü kadir adam hastalığından. Amel kılıç var, hemen kılıç mümkün. Allah tavfiye verin. Ama örgütçü kadir adam öte nadir bulur. Şunun için bu ilimde, tasavvuf ilminde senet eğer senet 3-4 kişide yine sahabelerde toktap kosa şubhaya bağırmen ki Kur'an-ı Kerim'in zahiri lafızlarının tılavatındaki senetler hem şuna kadar öte çekilenge. Başkalarda hem bugün bugün okutken mi okutken lakin senede devam ettikken kişiler asçılık koyar. Bu ilimde hem hutuşun diye bugün. Şimdi bu kişi özlerinin senetlerini keltir yaptılar. Birinci bölüm Hazreti Ali ettiler. Ondan ki o kişiden Hasan Basri'yi aldılar. Hasan Basri'nin annelerinin isimleri Hayre idi. Ümmü Seleme Raziyallahu Anh'ın çöreleri bugün, Mevlaları bugün. Kadın çörezade Hasan Basri Raziyallahu Anh. İslam'ı berekatıdan İslam ümmetinin imamı gelenge. Bundan biz İslam irkka karamesliği insanını, insan iyiliği bilen behalaşını kuremiz. İlmi bilen, marifeti bilen, ameli bilen, bahalaşını göremez. Başka miyarla bilenmez. Kan ehl-i beytler, ehl-i beytlerden var başka senetlerde. Cefar-ı Sadık ve hakezadan var. Lakin Hasan-ı Basri'ye hem barakeller, alahide bir tesennet egesi ikerler. Kıraatte hem köp imamlarımız kuldan çıkkan. İmam-ı Nafi'ye hem kuldan çıkkan. Kalun hem. Köpler aslı mevlalar buluşken. Fikhde hem. Hadiste hem. Bir kança alım, en kette alımlar kullardan çıkkan. Muhammed ibn Sirin kurzada. Allah mübarek kurzada. İmam Buhari'yem. Aslında şimdi. Bu ilim insanı ne kadar aziz kılışı, İslam insaniyetke ne kadar ikram kiltirgenini bilgis. Bu yedaha man Hasan-ı Basri bir çöre hayra degen ayalını, ferzen digerler, sahabe-i kiramlarını, ilimlerini, Hazreti Ali'nin ilimlerini ne kılkı genekeller. Ayşe radıyallahu anha Hasan-ı Basri'nin sözlerini işitip kim bu sözlerini yapıyorken bu peygamberlerinin sözleri bu. Peygamberlerini yani peygamberlerinin derecesinde yapıyordu diyen. Kim bu peygamberlerini tılı bilen peygamberlerinin sözünü yapıyor diyen kim bu deyip soruyken de Hasan-ı Basri diyecek. Şu ilim Hazreti Ali'den kigen. Hazreti Ali şu Hasan-ı Basri'dik yetük şagirdleri böyle durup ayterkenler ki mene bu cahide deyip köksü gibi uğrarken mene bu cahide şunda ilimler var ki tökkeni cahide yapalım ben derkenler. Ama biz o şekerlerimiz Hasan-ı Basri'ye o şekerlerini talim abugenden ki yine tükedigen nesneler var cahit yapamaya yapmayın diye geldim. Hazreti Ali raziyallahu anh. Ümmü Seleme raziyallahu anh'a emizgen hem değildi Hasan-ı Basri. Çünkü çoğu akıtar yürgen de Ümmü Seleme raziyallahu anh'a hem kökreksegen teberrüken sizden bir kökreksa belin diyen anası değildi. Atası hem atası Zeyd ibn-i Sabit'in kuleydi. Kaleyin. Atası hem kul, anası hem çör. Hasan-ı Basri 110. yılı vefat ettiler ki o kişiden Habib Acemi aldılar. Bu yolunu. Habib Acemi'den Ebu Mahfuz Ma'ruf Kerhi aldılar. Ma'ruf-ı Kerhi'den Ebu Hasan Seri Sakati aldılar. Seri Sakati 151. yılı vefat etkenler. Hazreti İmam'dan bir yıl keyin. Hazreti İmam 150 yılı vefat etkenler. O kişiden yemin çıkıp kapman özür. Habib Acemi'den Habib Ebu Süleyman Davud Tayi aldılar. Davud Tayi. Davud Tayi 160. yılı vefat etkiler. Davud Tayi'den Ma'ruf Kerhi aldılar. Ma'ruf Kerhi'den Seri Sakati aldılar. Seri Sakati'den İmamu hadihi tariqa yani şu tasavvuf yolunun, ruhi terbiye yolunun, marifet yolunun imamı bugün Cüneyd, İmamı Cüneyd aldılar. وَمَظْهَرُ اَعْلَامِ الْحَقِيقَةِ yani hakikat ilimlerinin a'lam yani en közüye körüngen namayendelerinden. Yani ki مَظْهَرُ اَعْلَامِ الْحَقِيقَةِ desek hakikat bilgileri zahir bulgen zat. Demek şikayetler. Hakikat alametleri bilgileri zahir bulgen hakikat zahir bulgen hakikatini zahir bulgen örnüge eylengen İmam-ı Cüneyd Seri-i Sakati'den agenler.
ham tog'asi bo'lgan u kishi Sariy Saqati Imom Junaydga. Abul Qosim u kishining kunyalari Muhammad ibn Junayd. Bag'doddan bo'lganlar, asli Nahavanddan, Nahavand Iroq mamlakatlaridan bo'lgan. Asli Iroqda unib o'sganlar, keyin Abu Savrni mazhabida faqih bo'lganlar. Abu Savr Imom Shofiyni shogirdlari, Imom Shofiyni yo'llarini tutganlar Abu Savr. Va Imom Shofiyga ham hamsuhbat bo'lganlar. Abu Savrni mazhabiga asosan fatvo beradilar. Abu Savr Imom Shofiyni fiqhlarini tutganlar. Demak, biz aytishimiz mumkinki, Imom Junayd Shofiy mazhabida bo'lgan desek bo'ladi. Lekin Imom Shofiyni mazhablari ikki qism bo'lgan, ya'ni ikki bosqichda bo'lgan. Birinchisi eski mazhablari, keyin yangi mazhablari bo'lgan. Misrda tatbiq, Bag'dodda yozib, Misrda tatbiq qilganlari yangi mazhablari. Undan oldingi mazhablari eski mazhablar bo'ladi. Abu Savr eski mazhablarda faqih bo'lgan. Juda ko'p fikrlar mazhabda, juda ko'p masalalarda fikrlari o'zgargan Imom Shofiyning, keyin ijtihodlari o'zgargan. Hozirda Shofiy mazhabi yangi mazhab bo'yicha yuradi. Ammo Abu Savr eski mazhab bo'yicha fatvo berganlar, chunki eski ta'lim olganlardan bo'lganlar. Keyin summa sahiba xolahu Sari, tog'asi Sari bilan bo'ldilar va Abu Horis muhosibi va boshqalar bilan ham suhbat bo'ldilar Imom Junayd. Va kalamuhu va haqoiquhu mudawwanun fil kutub. U kishini Imom Junaydning gaplari, u kishi aytgan haqoiq ilmidan aytgan so'zlari kitoblarda yozilgan. Imom Junaydning ilmlari juda bir chuqur bo'lgan, sharhga muhtoj. Biz Imom Qushayriyning kitobini o'qiyapmiz, Risolai Qushayriy. O'shunda ham bir qancha so'zlari keladi Imom Junaydning, ko'p mavzularda so'zlari olinadi. Chunki bu sohani imomi hisoblanadi. Hazrati Imom fiqhda qanaqa imom bo'lsalar, Imom Shofiy aytganlar-ku, fiqhda odamlar Abu Hanifaga muhtoj deganlar. Abu Hanifaga murojaat qilma iloji yo'q fiqh faqih bo'lmoqchi bo'lgan odamga deganlar Imom Shofiy. Imom Junayd ham tasavvuf ilmida shunday. O'shuning uchun Sayyidut Toifa deyiladi. Yana ba'zilar Sayyidut Toifatayn deyishadi. Shariat ilmida ham sayyid, mohir, tariqat ilmida. Biz mana bu sanatda ham ko'ramizki, demak, kishi sharaf olmoqchi bo'lsa, ilm olmoqchi bo'lsa, Allohga yetishmoqchi bo'lsa, albatta avlod ajdodda bo'lish shart emas ekan. Hasan Basridek qulning cho'rining farzandidan ham imom chiqarkan. Banda o'zi harakat qilishi va o'zi Allohdan so'rash kerak. Ma'ruf Karxini ota-onasi ham nasroniy bo'lgan. Ikkalasi ham nasroniy bo'lgan. Cherkovga olib borib cho'qintiraman deganda, Alloh 3 ta deganda Alloh 1 ta degan. Go'day bola bo'lgan. 3 ta deb haligi rohib talqin qilsa Alloh 1 ta degan. Keyin qochib chiqib ketib olgan shu bo'yi. Keyin ota-onasi ham musulmon bo'lgan Ma'ruf Karxini ortidan. Qani nasroniyni bolasi ham valilarning imom bo'lar ekan-da. Demak, u kishi deydilar, Imom Junayd 297 yil vafot etdilar. 297 yil. Qabrlari Bag'dodda mashhur ziyorat qilinadi. Tasavvuf keyin o'sha Imom Junaydning ashablari, shogirdlari orasida tarqadi. Shu bo'yi keyin silsila bo'lib kelyapti. To din uzilmas ekan, din silsilasi bu silsila davom etib keladi, deydilar. Endi bu bitta sanat. Hazrati Ali'den kelgan sanat. O min rivayatul ukhra boshqa bir sanat ham bor Hazrati Ali'den. Akhadahu an sayyidina Ali radhiyallahu anhu awwalul aqtab sayyiduna al-Hasan waladuhu. Qutublarni, qutub degani tasavvuf islohida valilarni kattalari aytiladi. Shundaylarki o'sha davrdagi valilar u kishidan ilm oladi. Hammasini ilmi jamlangan odam bo'ladi. Go'yoki hammalaridan o'shida o'z davrida hamma valilardan haqiqat tasavvuf ilmida mukammal, hammasidan mukammal, hammasi unga muhtoj holatga kimiki yetsa o'sha odam qutb deyiladi. Imom Hasanni shunday deyaptilar. Qutblarni birinchisi deyapti. Hasani Imom Hasan, Hasan ibn Ali roziyallohu anhu bo'ladilar. U kishidan Abu Muhammad Jobir olganlar. U kishidan qutb Kengi Qutb Said al-Ghazvoniy olganlar deyaptilar. Bu yerda Hasan Basriyni
Hasan, İmam Hasan'ın senedleri de sanalayanlar kutuplar deb sanalgan hammasi. Ya'ni hammalari har biri o'zining davridagi eng bosh olim bo'lgan, eng katta orif bo'lgan o'z davrida. Masalan, Einstein'ni o'z davrida hamma fiziklar eng katta olimimiz shu deb tanigan. Misol uchun. Fiqhda Hazreti İmam'ı eng faqih odam shu kishi deb hamma tanigan o'z o'sha faqih fiqh egalari. Muhaddislar İmam Buxoriy İmamul Muslimine fil hadis, Müslümanların imamıdır hadiste deyip itiraf etişken. Ve hakaza. Her bir ilim egeleri uzlarını, kettelerini belirler. Marifet ahli ham, arifler ham, veliler ham, uz zavrıdı, o şu en kettelerini bilişledi. Ular ondan ilim alışladı, bilmegellerini örgenişledi. Ve o kişi bilen bağlanıp o kişiden bir istifade alışladı. Ruhi manevi. Ana şu kişinin kutup deyişken. Ana şunu kişiler. İmam Hasan İmam Hüseyin getken ekenler ki Halife Ali'nin tapşırgenlerden ki Muaviye radıyallahu anhu'ya indi bu hılafette bizi nasibemiz yok. Hılafet başkalarda devam etedi. Bizde nübuvvet ilmi diyen ekenler. İmam Hüseyin'e şunun için senem karşı çıkmayın ki inem diyen ekenler. Peki İmam Hüseyin keyinçelik karşı çıkanlar ve öldürülgenler. Karşı çıkmak çıkanları da taxt almakçı buma gelirler. Belki zulümge narazılıkını izhar kılış için çıkkınlar. Asıl. Uzun şunu dedi ki İbn Abbas radıyallahu anh'ın kaytargenleri de eğer benim çıkmasam adamlar zulümge könü küket yaptı deyip çıkıyor deyip ben deyirler. Üçün için çıkkınlar. Demek Hasan, İmam Hasan ana şu gepleri de bizge batın ilmi, nubuvat ilmi bizge kifaya kılad. Başkaru siyaseti yine başka bizde başka hareket edin. İmam Hasan geçse billeki. Abu Bakır Sıddık, Hazreti Ömer, Ali, Osman Ali, Hasan radıyallahu anhumlarda ikilesi bitti ki. Bitti bayat, ikilesi ki hem utken. Hem siyasi bayat bugün, itaat kılışke. Hem Allah Ta'ala'ya itaat kılışke. Hem bayat bugün. Kaçan ki halifelik, peygamberlik menhaciden çıkkandan ki bayat ularga siyasi halette siyasi surette yani boysunamız karşılık kımımız degen mezmundaki bayat bugün ama Allah Ta'ala'ya itaat kılışke bugün bayat ahl-i bayat kötü bitken ki adamlar şunun için ki İmam Hasan Uçuş'un Cafer-i Sadık Zeynul Abidin yani başka o şey salih ulemalarda hususan ahl-i baytını ve başka İmam Hasan Gökşigen salih ulemalarını uçlarının talimini koyanlar. Bayat şunlar gibi erişken ki ana şu bayatlar devam etip gelip tasavvuf silsilesi okuyan ki. Tarikatların silsilesi uçlarından ibaret. Bana bu ham uçlarından bittes. Etikeller. Keyingisi demek Ebu Muhammed Cabir Agarlar İmam Hasan'dan Hasan radıyallahu anh'dan o kişiden Said Gazvani Agarlar o kişiden Fethus Suud Agarlar o kişiden Sa'd Agar o kişiden Said ondan Ahmet Mervani ondan İbrahim Basri ondan Zeyneddin Kazvini, o kişiden Şemsuddin, o kişiden Tacuddin, o kişiden Nuruddin, Ebul Hasan, o kişiden Fahreddin, o kişiden Taqiyyiddin, Fukayr, o kişiden Abdurrahman Medeni, o kişiden Abdüsselam İbni Meşiş, o kişiden Ebul Hasan Şazili, o gelirler, o Ebul Hasan Şazili'den o kişinin halifeler, Ebul Abbas Mursi, o gelirler, o kişiden İbni Ataullah Sekenderi, o gelirler. Sekenderiye'den Davud Balhi agarlar. O kişiden Muhammed Bahr Safa agarlar. Muhammed Bahr'dan Ali İbn Vafa agarlar. O kişiden Veliyü Şehir Yahya Kadiri agarlar. Kadiri'den Ahmed İbn Ukbe Hazremi agarlar. Hazremi'den Ahmed Zarruk agarlar. Kavadi Tasavvuf'un egeleri. O kişiden İbrahim Fahham agar. O kişiden Sanhaci agarlar. Sanhaci'den Davvar deb meşhur olan gelirler Sanhaci. Sanhaci'den Abdurrahman Meczub gelirler. Abdurrahman Meczub'den Yusuf Fasi. O kişiden Abdurrahman Fasi. O kişiden Arif Muhammed İbni Abdullah. O kişiden Arif Kasim Hassasi. O kişiden Ahmed İbni Abdullah. Ahmed İbni Abdullah'dan Seyyidi Arabi İbn Abdullah.
O kişiden büyük arif Ali İbni Abdurrahman el-Umrani el-Hasani. O kişiden meşhur arif meşayihlerinin şeyhi bugün Derkavi. Agenler Derkavi Hasani. O kişiden mükemmel arif bulgen Allah'a yetişken muhakkik bizni şeyhimiz Seyyidim Muhammed İbni Ahmet Bu Zeydi Hasani agenler. Ondan o kişiden Abdurrabbi Rabbinin bendesi bulgen kişi. Uzun etmekçi. Rabbinin bendesi bulgen kullarının en kuyusu bugün Ahmed ibn Muhammed ibn Acibe Hasani aldı. Keyin undan yani menden demoqchilar. Juda ko'p kişiler aldılar. Barcha lütfu merhamet yalnız Aliyu Kebir bugün Allah subhanahu ve taala'nın özüge hastır dediler. Bu kişinin özlerini senedleri. Nakşibendilerin, Hazreti Nakşibendi senedleri başka. Hazreti Nakşibendi'nin senedleri ikide. Bittesi üzülmesinden kegen şuna kadar. İkincisi üzülüş bilen. Üzülüşleri ruhi ulanış bilen bugün. O vesileler bilen bugün. Başka tasavvuf ulamalarının hem senedleri var. Huddi Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'ni tolu okup bana hazi icazı alış elhamdülillah king tarqalı kaldı. Tolu okup verip yaddan. Bir arta kelimesi de bir arta zirzeveri de hatasız tolu yadlab ve bir hata okuyduyan bulup bir hata okutarlıydıyan bugün adamge sen usazlık kılışke bana layık bodin deyip icazı verildi yok. Kaçan verildi? Kur'an-ı Kerim'de tolu hamil bugün de tolu hafız bugün de. Tolu kütergen de. Ve umumen hatasız okuyduyan bugün de. Bir arta hatasız kalsa icazı veriş mümkünmez. Ve o adam doğru okuta alışıge emin bugün peyitte gene icazı verildi. Kur'an-ı Kerim'de. Başka ilimlerde hem uçuşunda icazı var. Ruhi terbiyede hem Ali'yi karı bir hata bugün de bir yanı kebi. Nefsi tole terbiye tapıp nefsi mutmainne bugün de verildi. Nefsi mutmainneye erişkenin ustası körüp çünkü emin olsa ki onge icazı verildi bunu irşad deyişed. Tasavvuf ahlileri irşad deyildiler. Demek senet bilen keliyekken Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan keliyekken ilimdür tasavvuf. Kimi ki tasavvufke ulansa Resulullah aleyhissalatu vesselam'ge ulanır. Bana hadiste İmam Bukhari'le arkali başka muhaddislerimiz Tirmizi, İmam Müslim'le arkali Resulullah'ge ulanırmış senette. Fikhde fukahalarımız, müctehidlerimiz Hazreti İmam, İmam Şafii derken bu fukahalar arkali ulanırmış. Tasavvufde bana bu silsileler arkali ulanırmış. Ruhi terbiyede. Kur'an-ı Kerim'de icazıge kendi ihtiyacımız olsa ondan köre köprağa ihtiyacımız var. Bu silsilelere ulanış ki aslında. Hemesi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan geliyken ilimler fakat ihtisaslaşken. İhtisaslaşken kimdir kayısı bilen köprağa şugurlengen olsa o kişinin senedine egesi olup giden. Şimdi kenge demek birinci düşünce tarih kengisi mevzu, kengisi asasçısı. Asasçısı kim eken? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Kayda agen ekeller vahiy ve ilham arkali. Cebrail aleyhisselam alıp çıkarlar ve Allah-u Teala'nın uzundan agenler. O kişiden Hazreti Ali arkali bu kişinin senedi, bu muallifinin senedi Hazreti Ali arkali kel yaptı. Ta uzlarının ustazları geçti. Demek esasçı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu dediler. Kimi ki uzunu terbiye kılıştı. Fitretige kayıtışta Resulullah'a ergeçmekçi olsa şu senedi olan işkiliği böyle. Şimdi kengisi mebadiyelerden, 10 ta mebadiyeden, 10 ta esas düşüncelerden 4.'sü ismi tasavvuf ne ismi? Fehuve ilmu tasavvuf ve ihtulife fi iştikakihi ala ekvalin kesira ve merci'uha ila khams. Tasavvuf ilmi değil edin, bana fikh ne fikh değil edin, şeriat deyip koyamız. Hazır zamanda kanun çünkü düşedi. Akide ilmi ne akide ilmi deyimiz, akaid deyimiz, ilmi kelam deyiledi, kelam ilmi deyiledi. İlgari Hazreti İmam fikhi ekber, kette fikhi deyip namına gelirler. Usulü din, usulü din deyip hem eteledi akide ilmi. Birkaç ilimler, birkaç namlarını agen, birkaç lakablarını agen. Akidenin örgütü uçu ilim. Şimdi ruhi terbiye ilmi hem, bana bu zatlar bilen şekillenip devam etkenden keyin, türlü namlar bilen etelgen. Bu namlarını meşhuru tasavvuf ilmi. Sufilik, yani ruhi terbiye, tezkiyelerin var. Bu kişi tasavvuf ilmi de
şu ilimle, şu namla tanlayabilirler az birinci ölüm. Tasavvuf ilmi deyiladi. Bazı adamlar hazırda şu tasavvuf dese, ana o işte müstemlekeçilerini medyasiga oynagan ahmak tenteklerden çıkan tasavvufunu yamanatlı kılıç akımından kaçıp tasavvuf deyişke, sofili deyişke hıcalet boladı. Yok şunun uzun tartadı. Ben size de bir ruhi terbiye, tezkiye desem o şu tasavvufki karşılarım, karşı bulmasa deyip kıyneledi. Hacatı yok mu ya? Tasavvuf ilmi, tasavvuf deyip ki ilin ya asırlar aşağı tasavvuf diyor, üç kere bunu. Tezkiye ilmi, ruhi terbiye deyişen var, o nasırlardan var. Lekin meşhur ilmi tasavvuf, sufilik. Bu şerefli nam. Hiç kanı kıyamanlanmaz bu. Bunu fakat hazırki müstemleke medya, müstemlekeçilerini nagarasiga oynagan medyaçılar, hususan beymezhepler bunu yamaatlık kıyan. O işte nagaraga oynagan üçün. Çünkü ne demek edersiniz, tasavvuf İslam'a asliye kaytaradı. Kişilerin hakiki Müslüman buluşuya kaytaradı. Şunun için onlar hakiki tasavvufya karşı oladı. O sufiliklerini yaman surette gene kursatadı. Rakska çüken, onge çüken, kırışlagan cinlilik kıyan kılıp. Hakiki tasavvuf ilmini yaşaradı. Ve tasavvuf degen, sufi degen sözden alergiye yasaydı. İslam İslam terörizmi, ekstremizm, izimpizm degen medyanın haligi sarık matbuatını tekrarlarına degen adamlarını fikrini buzgen atamaları var, izimpizmler. Ana şuna kanka atamaya eğlentiredi. Buranı buranı söksa sufu deyip sökerdiğen dereceye ki yani hazır. O şey kerte fahimler. Halbuki sufi deyiş bu sarafi namı, fakih deyen okşigen. Nefs fakihi degen. Marufatullah alimi arif degen o, sufi degen. Tasavvuf degen o, juda şerefli ilim. Asırlar aşağı juda köp ulemalar sufi deyip lakab agar. El fakih, el muhaddis, el sufi deyip. Bunu bizge o, şu medya hunu kılıp kursatken halas. Yani şundan kokup, bazı adamlar şu sufi degen sözde etkisi kemiydi. Kaç adı şundan. Başka çakalı bir zaman deyip öyleydi. Haliki kalbi buzular o, şundan hem benesi deyip ayıbını tapadı. Bizde haligi zombi degen söz var. Hatta telefonlarda, oyunlarda ham zombi deb yazıp qo'yadi. Zombi asli Braziliyalik mujohid bo'lgan. Kofirlarga qarshi kurashgan. Haykali ham bor hozir. Braziliyada islomni eng ko'p da'vat qilgan va mustamlakachilarga Braziliyani bosamiz deb kelgan kofirlarga qarshi o'sha musulmonlar yerini qarshi kurashgan eng katta pahlavon bo'lgan. Katta jangovar bo'lgan. Mushriklar, kofirlar o'sha bosmachilar, haqiqiy bosqinchilar. Zombiden korkuşken, bu insanın haligi cenk meydanında gören gibi bir vahşi hayvanda kataşıydıken insan gidip onge zombiden onam koyup koyuşken ki. Zombiden namı bugün onu. Ula koyuşken mesela aşık ettim. Ula zombiden namı bugün kim şunaka haligi hücumli olsa zombiden ateş koyuşken ki. Ki o adamın namını hunik kılış için tarihde o adamı namıya ki yani o yıllar yasa bir vahşi narsa kılıp kursatışken uğrunuşken. Ki mana Qutuz var. Qabri shu Misrda. Sayfiddin Qutuz. Qutuz degani qopog'on it degani Mo'g'ulchada. Mo'g'ul tatarlarni birinchi yenggan Qutuz bo'lgan. Jangda hujum qilganda shu safni yorib tashlarkanda. Aliga chekinmasdan tashlanar ekan. Shuncha qopog'on it deb atashgan, Qutuz deb atashgan Mo'g'ullar. Ayni Jalutda Moğol yürüyüşünü birinci olup mağlup koyan kişi kişi oldu. Ondan ki kayıtıp Moğol tatarlar ayakta olar gelmez. Ketme ket mağlubiyet boyan. Oşan geçe fakat galip olup girişken. Moğolların da birinci mağlup koyan. Çünkü bu yerde Mısır Cezide'nin narağıdı. Maçtiye mi var? Barsiz Kahiru Tatar de yazıp koyan maçtiye. Tatarlarını yengen kişi de. Qutuz, Sayfuddin Qutuz. Sayfuddin dinli kılıcı degen lakabını alıyor. Mısır hakimiyetine gelip bir yılda Mısır'ını iktisadi hem harbi hem ayakta turguzgan ve Mısır'ını uzundan hatırcan bulup hatta taşkarıgı başka Müslüman yurtlarına azat kılışa çıkan ve Moğullarını mağlup edin. Şu kişiye hem Qutuz deb nam verilgen. Şimdi zombiye ona nam verilgen mesela zombi uzun namı o kişinin. Lekin bu kişinin namını hunik kılış çünkü biz geldi atalarımızı kurbaşınlarını müstemlekeçilerden biz yurtumuzu himaye kıyan, uzunumuzu, ajdatlarımızı baskınçılar, basmaçılar deyip tanıtken o bizge. Zombiyin üçünü yıkılıp namını hunik kırışken. Etibar kısaylar öyle bazı kinalarda, filmlerde, hatta mutfilmlerde yan İbn-i Hattab
Abul Hasan degen künyeler bilen yaman obruzlarını yaratışken. Abul Hasan Hazreti Ali'nin künyeleri. İbn-i Hattab Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yaman obruzlarına bize o şey uluğularımızın namını koyup birbirimizi o şey bilen, o şeylerin namını bilen sökerdiğen, hakaret kıladiyen kıyan bizi. Hud şunindek zombiyini hem Allah onu rahmet kısın. Namını şunu yakın yıkı vergen bizge. Bıra bıra onu zombi dese menkurt yani angı yok. Vahşi bir nerse deyip tasavvur kıladiyen diyen kapıya. Bu ha öşe medyanın küçüden, medyanın mekirlerinden. Sufiliğini yamanatlık kılış hem hud şunu devam. Çünkü müstemleke kılıngan Müslüman yurtlarında ahir gigimençe 19. asırda. Müstemlekeye karşı güreşken hemen Müslüman koşullarının başları Sofi'yle buluşken. Özümüz diyordayım. Hemen nakışmen diye bugün. O Rusya karşı 5000'e yakın çıkış bugün. Baş götürüş. Bazıları kural bilen, bazıları namayış bilen ve hakeza. Şunlarını yetelegenler, ruhu yetekçiler, asasen Sofi'ler bugün. Çünkü onlar birinciden imanı ve kuvvet, ikinciden dünyanın kızığı yok onlar diye. Onlar diye iman, din, özlerine özlüğü kızık. Fidakar insanlar bunlar. Ömer-i Muhtar ham ahli tarikatlerden bu insan. Abdülkadir İsa ham Abdülkadir Cezayiri. İsa mes. Abdülkadir Cezayiri ham. Mücahitlerden bu. Hamas ahli tasavvuf bu ilişki. Bizde Dükçe yaşam bu geliler. Hindistan'da ham İngilizce'ye karşı güreşkenler ahli tasavvuflar bu. Şunun için müstemlekeçiler tasavvuf ahlını huni kılıp kursatışke bel bağlıyor. Bir tamamdan işte haliki tasavvufke mensup kılıp kursatiladigen beymeze tötte beşte taifene tasavvuf şu deyip kursatiladi. İkinciden şunu hangi bozuk uzun tasavvufke nisbet bir edigerlerini duvarlantiladi. Üçüncüden kim bunu söküşke hakaretke eğlantiladi. Bu isim. Buna agah buluş gereği bulu. Demek bu kişi tasavvuf ilmi deyip etediler. Şimdi bu tasavvuf sözü kaydan alıngen. İştikakı yani kaç sözden kip çıkan degen savaldı. Bir kança fikirlerde ihtilap var. Hemesi toplayıp kesiz 5 de fikirge kaydedi. Birincisi sufe yani pet degen manada. Suf deyip özü cünnet edi. Sufe deyip bir tane tükünet edi. Yani öyle hayvan özünün suf değildi. O şundan bittem de çüşüp kısa şunu sufe dedi. Danasını sufe dedi. Sufeden alıngan dedi. Ne demek ediyse? Çünkü o tasavvuf iges. O şey taşlap, havaga taşlap koyulgen bir yünge okşaydı ki addi bir tale yünge okşaydı ki kadar kayakka uçursa şu yakit oradı. Allah'ın tedbirine teslim bugün uçun şundan sufeden alıngan dedi. Şundan sufi yani ana şu yün kabi bir dona tala kabi Allah'ın talanı şebedede kanday adam bakı uçuşu kanday bulsa Allah'ın takdiriyle şunu teslim bugün tala yoyan ki şamalga teslim bugün değil teslim bugün kişi degen manada sufadan alıp sufi ilişken değil. Ki sufi sözü yesel genden ki sufi buluş de sözü yesel için tasavvuf sözü tasavvuf vazni, tefaul vazniye salingen ki. İkincisi sufatul kafa. Bu hem uçuşuna kadar. Kafa deyip başının arkasını ayırtın. Başının arkası boyunun tepesini, bizde gerdenin tepesi var. Şunu kafa deydi. Kafa deyip tük hayvanda. Mayın böyle. Oşandan alingen degen gibi var. Ne mi uçun onda alingen deyse sufi hayyinun layyinun böyle. Yani mülayim öte hem tabi yumuşak adam böyle. Demek ki ikinci de ikinci manada ikinci fikirge göre sufi degenim o şey arka başdaki mayın tük gibi mülayim kişi degen manada onunla nisbet verilgen değil. Üçüncü fikirge göre minas sifati sıfattan alıngan sıfat degen sözden sıfat vasf degen yani. Nima deysa iz jumlatuhu ittisafun bil mahamid va tarkul awsafil mazmuma. Chunki jumlatuhu ya'ni umuman olganda tasavvuf tariqat yangi tasavvuf yangi shu ilm ruh tabilmi. Yomon sifatlarni ketkazib yaxshi sifatlarni
o'zlashtirishdan iborat. Demak, uni bor yo'g'i sifatga bog'liq. Yomon sifatni ketkazish jihatdan ham bog'liq, yaxshi sifatni hosil qilish jihatdan ham bog'liq. Shuning uchun sifat so'zidan olingan, ya'ni sifat bilan shug'ullanuvchi degan kishi bo'ladi sufi degan. Bu uchinchi fikr. To'rtinchi fikrga ko'ra safodan olingan. Safa, safo, soflik ma'nosida. Va suhiha hadal qaul. Mana shu gapni ba'zilar sahih shu, to'g'risi shu deb aytishgan. Hatta qala Abul Fath al-Busti rahimahulloh fi sufiyyi تخالف الناس في الصوفي واختلفوا جهلا وظنوا أنه مشتق من الصوفي ولست أمنح هذا الاسم إلا فتى صاف فصوفي فتى صاف فصوفي حتى سمي الصوفي صاف فصوفي كان صاف فصوفي حتى سمي الصوفي صفادان أولينغان صفليكدان أولينغان حتى أنك أبو الفتح بوستي أيتاد لركي Odamlar sufi degan so'zni ustida turli fikrlarga borishdi, ixtilof qilishdi. Ixtiloflari jahillik bilan bo'ldi, ilmsizlik bilan bo'ldi. Ular suf, yung, jun degan so'zdan olingan deb aytishdi. Shunday gumon qilishdi. Bu noto'g'ri. Men bu ismni, sufi degan ismni hech kimga bermayman. Faqatgina bir oliy janob insonga beramanki, u soflangan. U soflik ni o'zida mujassam qilgan va soflangan, tozalangan. Hatto soflangan sufi deb nomlangan. Ya'ni soflangan deb nomlangan, ya'ni sufi deb nomlangan. Safa degani o'zini tozalashga urindi. Fa sufiya tozalandi. Hatta summiya sufi oqibatda sufi pok, tozalangan deb nom oldi. Deb aytadilar. Bu 4-chi fikr. Demak, soflikdan olingan degan ma'no. 5-chi fikr innahu manqulu min suffati al-masjid an-nabawi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam masjidlarida etakda hoziram bor. Suffa deb ajratib qo'ygan, suffa deb. Suffa degani o'zi shiponda aytishgan. O'zi bir shipon sifat bir ayvoncha bo'lgan. O'sha yerda sahoba ikromlardan xos kishilar Rasul akram alayhi salatu va sallamdan ta'lim olgan. Rasululloh bu yerni dinni o'rganish uchun, Qur'onni o'rganish uchun kelgan. Atrofdan kelgan kishilarga xoslaganlar. Ular oilasi bo'lmagan. Madinali bo'lgan taqdirda ham oilasizlar bo'lgan. Lekin asosan atrofdan kelganlar bo'lgan. Bir muddatga jamlanadilar u yerda. Nima uchun? Rasul akram alayhisolatu vasallamdan surunkali doimiy ilm olish uchun qisqa muddatda tezroq yetishib yurtlariga borib yoki boshqa yurtlarga borib u yerda ta'lim berish uchun dinni. U kishilarning hayoti faqat Rasulullohni Aleyhisselam'ın talimlerini alıştığını ibaret bugün. Bala çakayam yok, tırışçılığım yok, hiç nesi yok. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şunlardan bugünler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bilen 3,5 yılca birge bugünler. Ahl-i Suffe'den 300'den artık bilen birge buldum digenler. Şu esnada. Bir ortası kazı bulmasından, vali bulmasından kamet digenler. Ahl-i Suffe'den. Çünkü onlar talim alıp, terbiye alıp, bütün yurtlarga talim uçun, terbiye uçun terkak gelirler. Tarbiya ta'limni Rasul akram alayhisolatu vasallamdan tezroq olish uchun, to'g'ridan to'g'ri olish uchun atay talabi ilmga kelgan kishilar. Bu yerdagi haqiqiy talabi ilm ruhida ilm olayotganlar ham ahli sufalarning o'rnidagi odamlar aslida o'zlarini tanisa agar. Ana shunda ular dunyodan uzilgan faqat ilm olish bilan dinga amal qilish, qanday amal qilishni o'rganish bilan mashg'ul bo'lganlar. Ana shu suffa deb nomlangani uchun ular haligi shipon nomi ahli suffa deb atalgan sufiylik shu so'zdan olingan degan fikr 5-chi fikr bo'ladi. Chunki sufi tabi'un lahum, chunki sufi ularga ahli suffaga tobe bo'ladi, ergashadi deydilar. Nimada ergashadi desa, Alloh taolo ularga vasf qilib bergan bir sifatda ergashadi. Alloh maqtagan bir sifati bor ularning. Ahli sufani. O'sha sifatida ergashadi ularga. U sifat qaysi desa, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-ashi yuriduna wajha. Rasul akram alayhisolatu vasallamga Alloh taolo aytadiki, o'zingizni ertayu kech robbilariga duo qiladigan, iltijo qiladigan, faqat uni zotini istaydigan kishilar bilan birga tuting, dedi.
o'zingizni ertayu kech Alloh taologa iltijo qiladigan, faqat uni yuzini istab, ya'ni uni zotini istabgina Alloh taoloni iltijosida bo'lganlar bor, ertayu kech, ya'ni surunkali degan. Ana shu kishilar bilan birga tuting o'zingizni. Vasbir degani o'zingizni shunga majburlab bo'lsa ham tuting degan. Sabrni ma'nosi nima? Habsun nafsi ala ma takra. Nafsni istamagan narsasiga undash. Albatta Rasul akram alayhisolatu vasallam nafslar undan nafs emas. Lekin undash ma'nosi borligi uchun sabr so'zi ishlatilgan. Ya'ni u degani Rasul akram alayhisolatu vasallamga shular bilan birga bo'ling asosan. Deyar. Ularning sifatlari nima? Kechasi, kunduzi faqat Allohning zotini istab iltijoda yurish. Mana shu sifatlariga tasavvuf ahli ergashgani uchun ruhiy tarbiya egalari. Ularga suffa ahliga ergashuvchilar deb sufiylar deb go'yoki nom berildi-yu, shundan sufiylar deb ataldi ular. Dedi 5-chi fikr. Huwa al-aslu allazi yarja'u ilayhi kullu qawlin fihi. Qala shayxu zarr, qalahu shayxu zarr rahimahullohu ta'ala. Kullu qawlin fihi. Degandagi fihi tasavvuf. Tasavvufdagi har bir so'z mana shu asl, mana shu qoidaga o'zaki qaytadi. Qaysi qoida? Kechasi, kunduzi Alloh taologa o'zinigina istab iltijoda bo'lish. Shu asosiy qoida. Tasavvufdagi hamma so'z mana shu ma'noga qaytadi. Shuning uchun ularga nisbatlari tasavvuf ahlining nisbatlari to'g'ri bo'ladi. Ularga nisbatlardan kelib chiqib sufiy deb atash mumkin bo'ladi dedilar. Zarruq, Shayx Zarruq shunday deganlar deydi. Lekin boshqa bahsam bor, sufga nisbat berilgan degan. Eng mashhur gap va to'g'ri gap o'sha aslida. Va sufiyaga nisbat berilgan degan fikram bor. Abu Muhammad Xorazmiyni Mafatihul Ulumda keltirgan. Xorazmiy Mafatihul Ulum kitobida Mafatihul Ulumdan murod hamma ilm bilan tanishtirib chiqish bir qator. Hamma u shariy ilm bormi? Falsafa bormi, bashariy ilm hammasini yoritib chiqqan. Musiqa ham bor, hammasi bor. Asosiy istilohlarini yoritib chiqqan. Mafatihul Ulumda ilmlarning kalitlari deb nomlaganlar. Xorazmiy shu kitobida tasavvuf sufiylikni Yunoncha sufiyaga nisbat bergan. To'g'risi shu degan. Sufiyaga nisbat bergan, ya'ni sufiya hikmat degan. Sufi degani hakim degani, hikmatshunos degani. Eng to'g'ri ishtiqoq, eng to'g'ri so'z mana shu degan. Lekin bunga ham raddiya berilgan. Nimaga? Sufiya so'zi arab tiliga kirgan, sin bilan kirgan, sod bilan emas. Falsafa shundan. Falsafatun o'zi asli falsafa filosofiyada o'zi asli. Filosofiya ya'ni hikmatni sevish degani. Filosofiyadagi sufiyaga kirgan arab tiliga, sin bilan kirgan, sod bilan emas. Demak bu sufiylik sod bilan yoziladi. Bu Yunoncha sufiyadan bo'lishi mumkin emas. Demak Xorazmiyning gapi ham Xorazmiy eng to'g'ri gap shu gap degan, lekin uni ham rad qilingan. Eng to'g'risi sufdan olingan, ammo sufa degan, ya'ni yung tolasidan emas, balki mutlaq yung jun degan so'zdan olingan. Nima uchun? Desa sufiylar dag'al kiyim kiyishgan. Nafis kiyim kiyishmagan. Nima uchun desa, dag'al kiyim sahobalarni asli kiyimi shuni qo'ygan. Oysha roziyallohu anha rivoyat qiladilar. Rasul akram alayhisolatu vasallamni ashoblarini xodimlari bo'lmasdi o'zi asli ilgari. Keyin fathlardan keyin ularda ham xodimlar bo'lgan, lekin asli o'zlarining ishlarini o'zlar qilardilar. Tirikchiligini ham, dehqonchiligini ham, mehnatini hammasini o'zlar qilardilar. Jumaga kelgan paytlarida mehnatdan to'g'ri kelganlari uchun ba'zida hidlanib qolardilar. Deb aytganlarki, kiyimlari jundan bo'lgani uchun ba'zilardan qo'yni hidi kelardi degan. O'sha yung kiyib yurganlarini belgisi. To'g'ri, boshqa kiyim ham kiyganlar, lekin yung ham ko'p kiyganlar. Sahoba ikromlarni kiyimlari o'shunaqa dag'al bo'lgan. Shuning uchun tez yirtilgan o'zi. Dag'al kiyim tez yirtiladi-yu, qattiq kiyim. Dag'al kiyimmi? Sufiylar sahobalarni o'sha haligi maishat kengaymay turib bo'lgan holatlarini o'zlarida mujassam qilish uchun, nafs tarbiyasi uchun u shu kiyimni kiyishni odatlanishgan. Sahoba ikromlarni o'sha haligi kamtaom va dunyo
zahid bugün halatdagi suratlarını o'zlariga mujassam ko'rishdi. Chunki sahobalar kiromlar hammalari zohid bo'lgan, tarbiya ko'rganlar, hammasi. Hammasi. Hatto keyin o'sha fathlar bo'lib sharoit kelgandan keyin ham zohid bo'lib qolishgan. Pul ko'p bo'lsa ham yaxshilikka sarflashgan, xolos o'zi maishat qilib haligi dunyo parast bo'lishgan emas. Agar Rasulullohning tarbiyasini ko'rganlar bo'lsa, hammasi shunda bo'lgan. Hazrat Umar roziyallohu anhu xalifa bo'lib yamoq kiyim kiyganlar faqat. Abu Bakr Siddiq ham shunday bo'lganlar roziyallohu anhu. Sahoba ikromlarning ana shu zohidlik hayotini, oxirat kishisi sifatida kechirgan hayotlarini o'zlarida mujassam qilish uchun kiyimlarida ham ularga o'zlarini o'xshatishni istashgan. Zohidlik nimadan kelib chiqqan o'zi asl? O'sha musulmonlarda hayot kengayib, chiroyli sharoitlar bo'lgandan keyin hamma xalqda ham bo'ladigandek kishilarda dunyoga muhabbat, ko'ngil qo'yish kuchayib ketgan. Shariat ilmlari, Qur'oni va kitobi sunnat asli oxirat uchun, oxirat olamidan, g'aybdan kelgan xabar bo'lgandan keyin u kishilarni g'aybga bog'lash kerak, oxiratga bog'lash kerak. Asl vazifasi shu o'zi vahiyni. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'shanda o'tganlar. Bir kunda ikki marta to'ymaganlar. Sahobalar shunday o'tganlar. Keyingi odamlar bo'lsa islomni zohirini ushlab, namozi bor, ro'zasi bor, hokazosi bor. Ammo mohiyatini yo'qotib, dunyoga bog'lanib, oxiratdan uzilib qolganlarini ko'rib, ana shu taqvoli kishilar, yo'q, asli ish bo'lmas, asli islom bo'lmas. Asli islom dunyoda oxirat kishisi bo'lib yashashdir. Payg'ambarlarning yo'li shu, ashoblarning yo'li shu degan narsani ta'kidlamoqchi bo'lishgan. Buni bir qancha jabhada tatbiq qilishgan, jumladan kiyinishda ham. Kiyinishda ham sahobalarni eslatadigan, ularni o'sha mashaqqatli insonning tanasiga uncha qulay kelmagan bo'lsa ham o'sha yun kiyimlarini kiyishni o'zlariga odat qilishgan. Shu bilan birga bu kiyimlarni dag'alligi, qalinligi, qalinligi emas, dag'alligi va qo'polligi kishini tanasini rohat parastlikdan, maishatga moyil bo'lishdan va dangasalikdan to'sar ekan. Bu jihati ham fanda isbotlangan. O'shuning uchun harbiylarning, militsiyalarning kiyimi dag'al bo'ladi. Yumshoq bo'lmaydi. Rangi ham qo'polroq bo'ladi. Chiroyli bo'lmaydi. Gulli bo'lmaydi. Harbiylarniki undan ham. Dag'al undan ham ko'rimsiz bo'ladi ranglari. Chunki inson kiyimidan ta'sirlanadi. Kiyim insonga ta'sir qiladi. O'sha harbiylarda harbiylik quvvati, jasorat, jur'at, shijoat va qat'iyatni shakllantirishda kiyimi ham ta'siri bo'ladi. Shuncha o'shunday kiyim, o'shanda rang tanlanadi. Kishini dunyodan uzilib ibodatda ana shunday jasoratli va qat'iyatli bo'lishi nafsini yengishida, ruhi tanasini tiyojlaridan g'olib turishida, tanani maishatga moyil bo'lishidan to'sib turish va uni chiniqtirib turish uchun shunday kiyim kiyish kerak bo'lgan. Shuning uchun Ja'far as-Sodiq alayhi rahma chiroyli kiyim kiyib bo'lgan ekanlar, nafis bir kun. Tasavvufki ta'sir, siz ham shunday kiyim kiyasizmi debdi. Desa unda qo'lini ushlabdilarda tortib ko'kslaridagi ko'ylakni yormasidan qo'lini kirgizib qo'yibdilar ichkariga. Unda qo'lini suqsa haligi odam ichkarida yungdan bo'lgan, jundan bo'lgan dag'al kiyim turgan ekan. Demak, ular tushungan. Mana shunday kiyinish ularning odati bo'lganini. Shu jahli kiyimunga u tanilgan u. Keyin Hazrat Ja'far Sodiq qo'lini sop qo'yganlaridan keyin ushlab hayron bo'lgan ekan. Nimaga bundoq kiyinyapsiz degan ma'noda qaraganda aytgan ekanlarki, tashqaridagi chiroyli kiyimimiz, nafis kiyimimiz behojatligimizni ko'rsatish uchun. Odamlar bizni bu kishi zohid ekan deb bizga haliga bizni ishontirib olmasin. Xayr qiladigan bo'lib olmasin. Yoyinki ichi og'rimasin. Balki bizni boy ko'rsin, bizdan ehtiyojini so'rasin. Ammo ichidagi kiyimimiz o'zimizni tarbiya qilish uchun degan ekan. Mana shu ma'noda suf shunaqa qattiq kiyim kiyib yurishgan sofdan. Shu kiyimni kiyib yurganlaridan keyin hozir ham doim salla bilan yurganlar, sallaliklar, chopon bilan yurganlar, chopponliklar degandaqa. Keyin yun kiyim kiyganlar, yun kiyim kiyadiganlar deb turib sufiylar deb nomlanib qolgan. Bu ma'no hadis sharifda ham bor. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam aytganlarki, bir kun joylarini odatdagi holatidan taxlab ikki qat qilib qo'yishibdi. O'sha kecha keyin tahajjudga turolmay qolgan ekanlar. U aytgan ekanlarki, mana bu yumshoq joy meni uyqumni og'ir qildi. Rabbimni zikridan chalg'itdi.
joyiga qaytarib qo'yinglar eski qattiq holatiga degan ekanlar. Demak, yotayotgan joyimizni ham ibodatga turishimizda ta'siri bor. Shuningdek, kiyimimizni ham. Erkak kishining o'sha dag'allik tabiati, shijoati va qat'iyati ayol kishiga o'xshab bir egiluvchan emas, balki qat'iyatli bo'lishi tabiatini, erkaklik tabiatini saqlash uchun ipak harom qilingan. İpek şunçu hala koymuyor. Çünkü şu yumuşak kıyım insanını uşanken maslaydı. Nefis saçtırdı. Halbuki erkek kişi onda nefis bulmazdı ki gerek yani. Yumuşak bulmazdı ki gerek. Yani halim buluşu başka narsa, vazmin buluşu başka narsa, sözü yumuşak buluşu başka narsa. Lekin o ruhiyeti de katiyetli, şahsiyeti de cüretli buluşu için kıyım hem tasar kıladı, çünkü ipek kaytarılgın erkek kişi. Demek o şey cüratli tabiatını ibodatga chiniqishni saqlab turish uchun zohidlar ana shunday sufdan bo'lgan kiyim kiyganlar, shuning uchun ular sufiy deb nomlanib qo'yganlar. Va amma istimdaduhu, endi istimdodi degani qayerdan olinadi? Manbasi qayer? Fa huwa mustamaddun min al-kitobi va sunna, kitob va sunnatdan olinadi. Va ilhamati solihin va futuhati al-arifin, solihlarning ilhomlaridan, oriflarning fathlaridan, oriflarga Alloh ochib bergan ilmlardan olinadi. Endi ilhom dalil bo'ladimi shariatda? Dalil bo'lmaydi, ishora bo'ladi. Yoki istinas deymiz, ya'ni taskin beruvchi qo'shimcha turtki bo'ladi. Fathlar bo'lsa, bular Hazrat Ali aytgan narsalar. Alloh taolo Rabbini kişiye Allah'ın kelamından bergen fahimlerdir dediler, o şeyler fethler böyle. Onlardan alınadı. Demek kitab-ı sünnetten ve ilham ve fethlerden alınadı. Kitab-ı sünnetke muvafık bugünlüğüne alınadı ilham ve fethden. Şunun için İmam-ı Cüneyt etkenler ki bizim ilmimiz kitab-ı sünnetke kayıtlengen. Kitab-ı sünnetten zarara çıkış yok. Bu ilimini Kur'an'ını yadlegen, hadisini yazgan kişiden başkadan almagin deganlar. İlgari hadis toplash faqat yozish bilan bo'lgan. O'shuning uchun hadis halqalarida aylanish hadis yozish deb aytilgan. O'shuning uchun Imom Juna shunday deganlar. Hadis yozmagandan olinmaydi. Ya'ni hadis bilan shug'ullanmagandan, Qur'oni Karimni yodlamagandan bu ilm olinmaydi deganlar Imom Juna. Afsuski bizda hozir eng jahil odamlar bo'lib qo'ygan shu yo'lda. Shuning uchun o'zi ham adashadi, boshqani ham adashtiradi. Demek tasavvuf ilmi felsefeden alınmaydı. Bazılar öyle gendik. Yani ki Budizm, Hinduizmdeki yogadaki talimatlardan alınmaydı. Belki kitab-ı sünnetten ve fethlerden alınmadı ki. Nima uchun fethlerden alınmadı? Çünkü ular ruhi tecrübe. Ariflerin ruhi tecrübeleri o kendilerine talimatta yardım verir. Kalbinde bundan geçse bundan bugün, bundan kısmı degen nesiyen var. O yada İkinciden Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden işareler hem var o fethlerin arasında Hazreti Ali etkenleri değil. Ularını alınması kitab-ı sünnetinin mahiyeti hem yetip bulmaydı. Şunun için tasavvuf dinin mahiyeti bilen şugullengen için bularını alat. وَقَدْ اَدْخَلُوا ف۪يهِ اَشْيَاءَ مِنْ عِلْمِ الْفِقْهِ لِمَسِ الْحَاجَةِ اِلَيْهِ فِي عِلْمِ التَّصَوُّفِ حَرَّرَهَا الْغَزَالِ فِي الْإِحْيَاءِ فِي اَرْبَعَةِ كُتُبِ. Bazılar bazıları emas, tasavvuf ulamaları bu tasavvuf ilmiga fiqhdan ham bir qancha narsalarni kiritdilar. Nima uchun desa, tasavvuf ilmida fiqhga ham hojat bo'lgani uchun. Ana shu ilmlarni fiqhga doirlarini tasavvuf bilan tasavvufga doir fiqhiy masalalarni Imom G'azzoliy o'zlarining Ihyo Ulumiddin asarlarida keltirganlar, tahrir qilganlar. Ya'ni tahqiq qilganlar. To'rtta kitobda keltirganlar: ibodatlar kitobi, odatlar kitobi, halok qilguvchi narsalar kitobi, najot berguvchi narsalar kitobida bayon qilganlar. Wa huwa fihi kamalun la shart illa ma la budda minhu fi bab al ibadat wallahu alam. Endi wa huwa fihi degani wal fiqhu fi at-tasawuf degani. Wal fiqhu fi at-tasawuf kamal la shart. Faqih bo'lish tasavvufda kamoldandir, ya'ni komil mutasavvuf bo'lish uchundir, ya'ni murshid bo'lish uchundir. Ammo tasavvufni shunchaki tutib ergashuvchi bo'lsa shart emas. Kamoldir,
şart emas, ammo boshqaga ham, ya'ni ergashuvchiga ham, murshid bo'lmagan ergashuvchiga ham shart bo'ladi. Qaysi miqdorda? Molo budda minhu deb qo'yamiz-da, zaruriylari, namozni arkonlari, namoz ilmi, roza ilmi, zakot ilmi, tahorat ilmi va shu kabi fiqhning zaruriy ilmlari bor bizda, ibodat islomiya deymiz masalan. O'shanchalik ilm har bir kishiga farz. U tasavvufga kirgan kishiga erta qachon farz? Chunki u dinga mukammal amal qilmoqchi bo'lgan odam. Busiz hosil bo'lmaydi. Ammo faqih bo'lib fiqhda mutaxassis bo'lish yoki fiqhda keng ilmga ega bo'lish, u kamoldan, tasavvufda kamol bu. Kamoldan deganlarda tushunamizki, tasavvufning kamoli ham fiqhga bog'liq. Bu murshid uchun kerak. Toyinki u xato qilmasin va shogirdlariga, muridlariga shariatni to'g'ri ta'lim bera olsin. Keyingisi shariatni hukmi. Shu yergacha bo'ladi. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Demak, xulosa kalom, biz tasavvufga kirishda tasavvufni tanishtirish borasidagi ilmlardan ta'rifni o'tdik, mavzusini o'tdik, nima bilan bahs qilishini, nima ustida bahs qilishini, qayerdan olib gapirishini, olishini ham o'tdik, nima uchun shunday nom bilan nomlanganligini o'tdik. Endi inshaalloh shariatning hukmi nima bu ilmni o'rganishda va unga amal qilishda degan savolga keyingi darslarda javob olamiz. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين